Merhaba sevgili seyirciler. Hayırlı, bereketli, güzel günleriniz olsun dilerim. Yeni bir günde, yeni bir programla yine sizlerleyiz efendim. Bugün sizler için çok güzel olduğuna inandığım, çok kıymetli olduğuna inandığım bir konu hazırladık. Değersizlik duygusunu konuşacağız efendim. Değersizlik duygusu nedir? Neden değersiz hissederiz? Altında hangi nedenler yatıyor? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Konuğumuz psikolojik danışman Ayşe Aycan hanımefendi olacak. Ardından devam eden dakikalarda ee, evimizde değer verdiğimiz diğer varlıkları konuşuyor olacağız. Ev bitkilerimiz efendim. Ev bitkileri ve bakım yöntemlerini konuşacağız. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Soner Soner Kazas hocamız bizlerle olacak. Yayınımız her zaman olduğu gibi muhtelif işler köşemizle başlıyor. Yeni güne merhabaya tekrar hoş geldiniz. Müzik Merhaba kıymetli izleyenler. Muhtelif işler köşemizdeyiz. Elif Hanım bizlerle. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız Eyüp Hanımcığım? İyi ederim. misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Bizler Sizlerle de. Olayız. olmak ayrı bir keyif. Ne güzel. Size ağırlamayı <laughs> evet. ayrıca seviyorum. Çünkü gerçekten böyle yüzünüze, duruşunuza, burada olmaktan çok, mutlu olduğunuz yansıyor. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Gerçekten öyle. <laughs> Artık olun. burası benim bir ailem gibi oldu. Ne kadar güzel. Severek geliyorum. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. O enerjiniz ben eminim ki yansıyor izleyicilerimize evet. de. Evet. Bugün neler yapacağız peki? Anlatın. Bugün mı? E, dekoratif amaçlı bir balkabağı yapacağız. Hı hı. E, bu balkabağında dikkat etmemiz gereken teknikler, püf noktaları işte yapım aşaması, dikim aşaması ve bir de e, bunu şekillendirme diye e, aşamalarımız var. Hı hı. Bunun için e, hangi ipler kullanmamız gerekiyor? Öncelikle bunda herhangi bir ip ayrımı yapmıyoruz. Şöyle ki yani kalın iplerle de örebiliriz. Yapacağımız kabağımızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsak ona göre hacimli bir ip. İşte koton iplerimiz, kadife iplerimiz bunlarla yapabiliriz. Bunları nerelerde kullanabiliriz? Dekor amaçlı kullanabiliriz. Vitrin süslemelerinde büyük, küçük, orta yani boyutlu çalışmalar yaparak. Onun dışında anahtarlık olarak kullanabiliriz. Küçük yaptıklarımız ee, Evimizde e, sunumlarda, aksesuarlarda kullanabiliriz. Hı. Çok amaçlı yani olduğu yere göre çok güzel amaçla kullanılabilecek dekoratif bir materyalimiz bu ilk Nur Hanım. Ne güzel. Şimdi bunun yapım aşamalarına geçelim, geçelim. inşallah. Şimdi öncelikli olarak e, tığımıza şöyle bir. 25 artı 1 dönüşle beraber 26 tane zincir atıyoruz. Ben burada orta kalınlıkta bir yün kullanıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Öreceğimiz tığ 2,5 numara üst tarafımız fakat başlangıç noktamızı bu çok önemli. Görüntü ve estetiğinin güzel olmasını istiyorsak yarım numara büyük bir tığla başlıyoruz. Bu bir hmm. küçük püf noktası. Başlangıç Eğer, noktası dediğiniz bu 26 zincir mi? Bu 26 zincir. Tamamını biraz kalın başlayalım. Evet ben şimdi bir üstte iki bıçağı geçeceğim. Fakat şu an elimdeki üç buçuk. 3,5. 3,5 numarayla yani bir numara büyükle alt zemini başlıyorum. Sebebi karşılıklı diktiğimde kabağımı karşılıklı getirip diktiğimizde buradaki kasma olmaması için hmm. bitişimle başlangıç noktama ayar verebilmek adına. Evet şimdi zincirimizi çektikten sonra burada bir tekniğimiz var. Arka ilmeklerden örme. Blo yapma. Bu tekniğin adı bu şekilde geçiyor. Hı hı. Evet ilk etapta çakma sık iğne yarım trabzan diye de geçiyor. Şu şekilde aldık. Hemen ben üç buçuk numaralı tığımı bıraktım. Zincir çektim. Ve iki buçuk numaralı normal yapacağım tığımı elime alıyorum İknur Hanım. Evet şu an. Birinci ilmeğimizi atlıyoruz ikinciden. Çakma sık iğnemizle başlıyoruz. Doladım, üçünü birlikte çektim. Doladım, hiç atlamadan üçünü birlikte çektim. Doladım, üçünü birlikte çektim. Bu şekilde sonuna kadar geliyoruz. Bunda sayılara takılmamak lazım. E, santimleyerek de e, kabaklarını yapabilir izleyicilerimiz. Mezroyla. Mesela yani illa atünün, belli rakamlarda yapmamız da Evet, yapmamıza şimdi şöyle e, 36 zincir <laughs> çektim, 40 sıra ördüm. <laughs> Bu sırayı da neye göre sayıyoruz? Şimdi e, bal kabağımızın e, her bir şu teğet geçen düz örgü gibi olan... Aha. ...düz yürütme tekniği gibi olan e, ilmeklerimizi... Bunları hep birer dilime e, e, alıyoruz, kabul ediyoruz. Yani şöyle ki, şu şekilde şurada olduğu gibi ben e, atıyorum 8 dilimli bir kabak yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bunları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyerekten. Yani bizim her iki çizgimiz kabağımızda bir dilime tekabül ediyor. Buradaki olayı bu şekilde e, bakarsak e, bitirdiğimizde dilim sayılarımızı da bil, bilerek devam etmiş oluruz. Orada e, büyüklüğü de görebiliriz. Yani burada dikkat edeceğimiz e, izleyicilerimizin ilk duranım şu iki tane tek çizgi bir dilime tekabül ediyor. Hı, Onu e, baz alıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Turumuzun sonuna kadar gelelim. Çakma sık iğne, yarım trabzan, dolayıp bir kere de batma. Bunu başka nerelerde kullanabiliriz? Çanta aksesuarlarında kullanabiliriz. Ee, Kilim yaparken kullanabiliriz ev dekorasyonlarında. Şimdi bir işlemi tekniği yaparken o tekniği nerelerde kullanabilirim? Başka hangi ürünlerde, hangi materyallerde kullanırsam ürünüm daha güzel olur diyerekten bunları da soru cevap şeklinde kurs yerlerimizde çalışıyoruz. Yani bir şeye bakarken tek gönlü değil çok gönlü bakabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet Doğru. bu şekilde. Bir teknik öğrendiğimizde onu başka nerelerde kullanacağız? Evet bunu tığımızın son zincirine de battım ve bitirdim. Buraya dönüş yaparken hemen bir zincirle döndüm. Döndükten sonra yine hemen dolamamı yapıyorum. Tamam. Şu düz noktadan değil de ilk nuranın bunun arkasındaki ilmekten alıyoruz. Tamam. Biraz önce yaptığımız gibi yine arkaya batıyoruz. Hep arka tarafta. Bakın şimdi çizgilerimiz oluşacak. Bu şekilde doluyoruz. Üçünü birlikte alıyoruz. Kesinlikle ön tarafa batmıyoruz. Arka taraftan üç ilmeği birlikte alarak çekiyoruz. Ve biz buna ne diyoruz? Çakma sık iğne, ikili trabzan. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çok sıkı yapmasın izleyicilerimiz. Çok sıkı yaptığımızda örgümüzün hızı kesilir. Yavaş ilerler. O yüzden biraz daha tığımızın büyüklüğüne ve elimize uydurmamız gerekiyor. Çok sıkı olduğu zaman arkadaki ilmeklere batmakta zorlanabilirler. O yüzden biraz daha elastiki, Tabu. biraz daha rahat batmamız gerekiyor ki e, biraz da hız da önemli. Yani zamana karşı da... Sıkı yaptıkça hızlı yapmak zorlaşıyor mu? Tabii sıkı yaptığımız zaman ürünümüz daha geç biter ve e, şimdi e, kursiyerlerimde ve izleyicilerimde dikkat etmesi gereken nokta şu. Mutlaka tığ seçimine çok dikkat etsinler. Tutup ince bir ipi daha ince bir tığ ile asla çalışmasınlar. O zaman kabaktaki bu güzel görüntü, hacimli görüntü dediğimiz yani dışa doğru olan görüntüyü elde edemeyiz. Biraz rahat bir çalışma olacak. Yani burada da ne yapacağız? Tığımız çok önemli. Kendimizi sıkmadan tabii ki psikolojilerimiz örgümüze yansıyor. yansıyor bu mi? bir gerçek. Aynı elden çıkıyor. Mesela ikinci kabakta hocam diyor bu daha sıkı oldu. Neden böyle oldu? Hı hı. Diyorum ki neşeli halinizle ördüğünüz örgüyle üzüntülü halinizde ördüğünüz örgü tamamen psikolojik olarak örgünüze yansıyor. Dediğimde evet hocam doğru söylüyorsunuz aynı elden ama şu sıram daha farklı bu sıram daha farklı. Burada birine ben çok kızmıştım hocam. O yüzden burası biraz sıkı oldu. Çok da neşeliyse de o örgüsü biraz daha gevşek olabiliyor. Yani evet. bunlar bizim yaşadıklarımız. Yani psikolojimiz yaptığımız örgüye kadar yansıyor. Evet, değil mi? psikolojimiz gerçekten yaptığımız örgüye yansıyor. Şöyle ki <gülüyor> beyin <gülüyor> beyin tamamen neye odaklanırsa o şekilde gidiyor ama severek ördüğümüzde inanın çok güzel şeyler ortaya çıkıyor Hı. ve ben de diyorum ki o üzüntüleri atın sevginizi verin evet. güzel ürünler ortaya çıksın bunları hediye edin satın ee, sizler de aile bütçesine katkıda bulunun Artı bir hem motivasyon de, olsun. E, mutluluğunuz daha daha yukarı çıksın evet. diyorum ve hakikaten de çok severek yapıyorlar diyorlar. Peki. Şeker Peki. hocam siz öylesiniz biz de bu şekilde örüyoruz diyorlar. Ben de çok mutlu bir oluyorum. Ne kadar güzel elif Hanımcığım. Biz sohbetimize geçmeden siz psikolojiye bir giriş yaptın zaten. Evet. Gerçekten <laughs> teşekkür ee, ediyoruz. Şunu son söz olarak söyleyeyim. Psikolojimizi çok rahatlatan Aha. ve ben bir ay önce kapıdan giren bir kursiyerimin çok sinirli ilaç kullanan fakat bir ay sonra benle çalışmaya başladıktan sonraki inanın yani ben bile o kadar mutlu oluyorum Peki, ki bir o farkındalığı güzel. fark edebiliyoruz. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler Elif Hanımcığım da birazcık psikolojiye giriş yaptı. Biz bunu çok daha fazla detaylandıracağız inşallah. Değersizlik duygumuzu konuşacağız. Stüdyomuzdaki konuğumuz yerini aldı. Hemen geçip hoş geldiniz demek. Değersizlik, psikolojimizi olumsuz etkileyen, kişinin kendisini önemsiz veya amacı yokmuş gibi hissetmesine neden olabilecek bir duygudur. Peki insan kendini neden değersiz hisseder? Değersizlik hissiyle nasıl baş edilmeli? Konuyla ilgili merak edilenleri psikolojik danışman Ayşe Aycan az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Merhaba efendim, sohbetimize hızlıca başlamak istiyorum ama öncesinde sizler için hemen kitabımızın ismini söyleyeyim, takdim edeyim istiyorum. Bugün sizler için seçtiğimiz kitabımızın adı Profesör Doktor Ahmet Yaman'ın kaleme aldığı Müslüman ve Hayat isimli kitap. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış olan kitabımızın çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız son gönderimizin altına arkadaşlarınızı etiketlemenizi rica ediyoruz. Yayınımızın sonunda yapacağımız çekilişte kitabımızı sizlere hediye ediyor olacağız inşallah diyorum. Ve konuğum Ayşe Hanım'a dönüyorum. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Nasılsınız? Adam. iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyi, Sağ olun. Evet. Daha da iyi hissetmek istiyoruz ve bu yüzden aslında bugün e, izleyicilerimiz için, kendimiz için, aslında hepimiz için değersizlik duygusunu konuşalım istedik. Evet. Değersizlik duygusu nedir? Bir tanımlayarak başlayalım mı? Hı. Değersizlik duygusu kişinin kendisini değersiz hissetmesi, değerli olan şeye kendisini yakın hissedememesi, layık görememesi, sürekli kendisiyle ilgili olumsuz algıların olması, kendisine karşı da çevreden sürekli olumsuz Düşüncelerin olduğuna inanması adı üstünde değerlik, değersizlik algısı diyoruz. Bu bir algı oluşturduğumuz bir algı çocukluktan itibaren oluşmaya başlıyor ve yetişkinlikte artık bizim bir gerçekliğimiz haline de geliyor. Çocukluktan itibaren sürekli değersizlik algılarıyla eğer kendi o iç depolarımızı doldurduysak bir zaman sonra artık bu bizim kendi gerçekliğimizmiş gibi yaşamaya başlıyoruz. Aslında bu bir duygu. Değersizlik duygusu diyoruz, algı diyoruz. Oluşturduğumuz bir algı neticesinde ortaya çıkan duygu. Ama e, buraya çok fazla odaklandığımızda artık bunu kendi gerçekliğimiz haline getirdiğimizde duygu olduğunun farkından uzaklaşıp sanki bizim gerçekliğimizmiş gibi. Hı hı. Yani ben neden bu hayatta varım? Benim e, bu hayatta olma amacım ne ki? Ben ne işe yarıyorum ki? E, benim zaten başıma hiç güzel bir şey gelmez ki. Ben kimseden güzel bir cümle duymam ki, kimse beni sevmez ki gibi hı hı. içsel konuşmalarımızın, hiç susmayan o içsel konuşmalarımızın olduğu bir durum. Hı hı. Yani kısaca böyle değersizlik duygusu nedir, değersizlik algısı nedir diye baktığımızda bu. Böyle tanımlayabiliriz. Evet. Ee, aslında şöyle kritik bir şey söylediniz. Bu bir duygudur. Hı hı. Yaşamak zorunda olduğumuz değil. Hani bizimle, ya yani kalıtsal değil anladığım kadarıyla. Hı hı. Genetik değil. Hani bizde var ve ondan hiçbir zaman kurtulamayacağız gibi bir şey söz konusu değil. Şöyle kalıtsallıktan aslında aktarılan bir şey. Yani değersizlik algısı, şimdi neden bende değersizlik algısı ortaya çıktı? Bazen şu da olabiliyor. Yani baktığınızda çevresel etmenlere, hakikaten çevresinde o kişiye değersizliği çok fazla yükleyen insanlar olmamasına rağmen kişi değersizlik algısı noktasına birazcık daha meyilli oluyor. Bulutta annem kapar diyoruz ya çok fazla alıngan, her şeyden alınıp işte kendisine bir eleştiri, bir saldırı olarak gören insanlar görüyoruz. Görüyoruz. Neden böyle diye baktığımızda aslında bu biraz atalardan da aktarılan duygular olabiliyor. Evet. Ama bu aktarım işte atalardan geliyor kalıtsal bir etkisi var diye hep böyle süre mi gelecek? Hayır, süre gelmek zorunda değil. Bir kırılmanın yaşama, yaşanması lazım. Zaten bugün programda bence en temel şey de o kırılmanın nasıl yaşanacak. Evet dersizlik duygusunu tanıyacağız ama peki Bende değersizlik duygusu var. Ben kendimi değersiz hisseden bir insanım. Bu hep böyle mi? gidecek. Yani bu benim kaderim. Zaten benim annem de kendisini çok değersiz hisseden biriydi. İşte anneannem de öyleymiş. Onun annesi de öyleymiş. Bu böyle gelip gidecek. Ben de çocuklarıma bunu yüklüyorum. Hayır böyle olmak zorunda değil. Burada farkındalık önemli. Yani o yüzden değersizlik, herkes de aslında bir miktar bu duygu oluşabiliyor zaman zaman. Ama orada farklı olan ve önemli olan bu duygunun duygu olduğunu fark edip düşünceden ayırt edebilmek. Hmm. Çocukluk çağında bunu çok yapamıyoruz. Çocukluk çağında zaten bu duygu yüklenmeye başlıyor. Yani kimse doğduğu anda kendisini değerli ya da değersiz olarak tanımlamıyor doğup dünyaya geldiğimizde önce tabii anne babamızdan sonra çevremizdeki yakınlarımızdan sosyal hayattaki ilişki kurduğumuz kişilerden aldığımız geri dönütlerle onlarla kurduğumuz ilişkilerde bize yansıtılanlarla biz kendi değerlerimizi kendi de o değer algımızı oluşturmaya başlıyoruz. Burada çocukken bunun ayırdığını çok edemeyebiliyoruz. Ve bu bizim direkt gerçekliğimiz kendi kabulümüz oluyor. Yani bir çocuğa bir anne baba farkında olarak ya da olmayarak sürekli kıyaslama yapabilir. Hı. Bak işte başkasının çocuğu şu kadar çalışkan sen ders çalışmıyorsun. Ya da işte başkası anne babasına ne kadar güzel davranıyor sen bizi ne kadar zorlayan bir çocuksun gibi. Yüklediğimiz bazı işte sen aslında işe yaramazsın, sen aslında kötü birisin algılarıyla çocuk kendisinde o değersizlik algısını oluşturuyor hı hı. ama e, yetişkinliğe geldiğinde artık birazcık daha o içsel süreçleri e, fark edebilme analiz edebilme becerisine sahip olacağı bir yaşta bu ayrımı yapabilmeli Bu bir duygu bana gelen bir duygu şu an hissettiğim bir duygu ama ben bunu düşüncemle kendimden uzaklaştırabilirim. Yani örnek vermek gerekirse işte mesela bir mekanda oturuyorsunuz, garsonu çağırdınız. O sırada başka bir masadan da garson seslendi. Garson size dönmedi, diğer çağıran kişiye döndü. Şimdi kişi orada diyor ki, bak beni önemsemedi. Hani o kişiye döndü ama bana bakmadı. Beni zaten niye duysun ki? Şimdi burada aslında o alıştığımız ben zaten sevilmem, ben zaten önemsenmem duygusu direkt hemen hatırlatıcı olarak geldi ve size bir düşünce oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. Orada bunun bir saniye hani şu an bu gelen bir duygu ama bu böyle olmak zorunda değil. Garson fark etmemiş olabilir. Yahut sırayla gelecektir. O masadan sonra sizin masanızla ilgilenecektir. Şeklinde o düşünceyi hemen dönüştürüp bunun bir değersizlikle alakası olan bir şey olmadığını kendimize fark ettirebilmek lazım. Yani o yüzden değersizlik duygusu herkeste zaman zaman farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Hı hı. Önemli olan bizim bunu nasıl karşıladığımız. Yani biz bunu hemen kendi kabulümüz haline getirip kendimizde zorluk yaşatıyor muyuz yoksa o duyguyu düşünceden ayırt edebiliyor muyuz? Burası önemli. Peki değersizlik duygusu e, az çok hepimizin zaman zaman yaşadığımız bir şey diyorsunuz. Hı hı. E, bunun peki e, sıkıntılı bir noktaya geldiğini anlamak hı hı. onunla biraz önce verdiğiniz örnekteki hı hı. gibi baş edememekle mi alakalı? Çok fazla yaşamakla mı alakalı? Hı hı. Yoksa bir süre sonra bu değersizlik duygusu bize e, bize nelere mal oluyor? Bize neler artı olarak hissettiriyor ya da yaşatıyor. Evet. Dersizlik duygusu şöyle bir süre sonra aslında bütün hayatınızın, duygularınızın referansını karşı tarafa veriyorsunuz. Yani sizin ne anlam ifade ettiğiniz, kıymetli birisi olup olmadığınız hep başkalarının elindeymiş Kendi o içsel inisiyatifinizi, kendi içsel duygularınızı, düşüncelerinizi hep bertaraf ediyorsunuz. Eğer birisi sizi ne kadar çok onaylarsa o kadar değerli olacağınıza, birisi sizi ne kadar çok işte iyi olduğunuzu iyi şeyler yaptığınızı söylerse o kadar iyi olacağınızı ve aynı şekilde siz de bir başkasını ne kadar çok memnun ederseniz kendinizin o kadar değerli olacağını düşünüyorsunuz. Şimdi çok fazla insan vardır. Yani çok fedakar bir insanım. Bu kadar fedakarlıklar yapıyorum. Ama işin sonunda yine de kıymete geçmiyor. Yine ben işte değersiz, önemsiz oluyorum. Çünkü değer böyle bir şey değil. O değer algısı sizi tatmin edecek. Evet ben değerliyim dedirtecek kişi sizin kendinizi bir başkasına feda etmekle yapabileceğiniz bir şey değil. Ya, yahut bir insanın sizi sürekli onaylamasıyla olacak bir şey değil. Bu zaten gerçekçi de bir şey değil. Yani herkes sizi sevemez. Herkes sizin doğru olduğunuzu düşünemez. Evet sizi bu hayatta sevenler de olacaktır. Sevmeyenler de olacaktır. Sizi onaylayanlar da olacaktır. Eleştirenler de olacaktır. Ama siz bütün enerjiniz bir başkasının işte aman beni eleştirmesinler benden ne bekliyorlarsa onu fark edeyim onun karşılığını onlara sunayım şeklinde harcıyorsanız bu hem yıpratıcı yorucu olmakla beraber hem hiçbir zaman o beklediğiniz karşılığı almayacaksınız. Hı hı. Çünkü insanlar size yaklaşırken birincisi kendi içsel mekanizmaları da devreye giriyor. Yani bakalım karşınızda size o hak ettiğiniz davranışı gösteren ya da hak etmediğiniz davranışı gösteren insan neden o davranışı gösterdi? Onun kendi iç dünyasında neler oluyor? O nasıl bir çocukluk yaşadı ve bugüne geldi? Verdiği bir tepki gerçekten sizinle alakalı bir tepki mi? Yoksa tamamen kendiyle olan kavgasının, kendiyle olan probleminin size yansıması mı? Şimdi bunu bilemeyeceğimiz için size nasıl bir yargıyla bakıyor, nasıl bir düşünceyle yaklaşıyor? Bunu asla kestiremezsiniz. Ama işte değersizlik duygusu olan insanlar bunları düşünemedikleri için her şeyi çok kişiselleştirirler. Yani o kişi bana bu davranışı yaptıysa ben bunu hak ettim. İşte bana ters baktı çünkü ben değersizim ve ben ters bakılmayı hak eden birisiyim. Bana kötü bir söz söyledi. E çünkü ben zaten böyle bir muameleye layık birisiyim. Ben buna la layık birisiyim. Yani hiç karşıdakinin meselesi olarak bakamıyoruz. Hı hı. Ve dediğim gibi yani değer noktası Kişinin aslında kendi iç dünyasında oluşturması gereken bir şey. Birisi beni sevsin ya da sevmesin ben değerliyim. İşte birisi beni onaylasın ya da onaylamasın ben değerliyim. İşte eleştirsin, kızsın her neyse. O tamamen dışarının mevzusu ve ben kendi iç dünyamda kendimi ne kadar seviyorum, kendimi ne kadar onaylıyorum. Hı. Yani bakıldığında hep işte e, kim beni ne kadar seviyor, kim beni ne kadar onaylıyor bunun peşindeyiz ama hiç kimse şöyle bir dönüp ben kendimi ne kadar seviyorum, ben kendimi ne kadar onaylıyorum. Buna bakmıyoruz. Yahut eleştiriye çok kapalıyız. Yani dışarıdan eleştiri duymaya hiç tahammül edemiyoruz. Ama dönüp baktığımızda en acımasız eleştirileri yine biz kendimiz kendimize yapıyoruz. Ve bu bazen iç sesimiz o kadar kendi o benliğimizle iç içe geçiyor ki onun o iç sesi şöyle bir dışarıdan göremiyoruz. Yani sürekli içeriden bize konuşan, acımasız eleştiriler yapan bir ses var ama onunla o kadar bütünleşmişiz ki o bizim kendi doğrumuz gerçekliğimiz haline geliyor. Hı hı. Ve yine değersiz insanlara bak, değersizlik algısı olan insanlara baktığımızda kendilerine olumlu şeyleri de çok yakıştıramıyorlar, yaklaştıramıyorlar. Yani e, olumlu şeylerde hep bir dışsal atıf vardır. işte o bir şeyini söylersiniz, bak şu ne kadar güzel yapmışsın. Yok ya hani estağfurullah o kadar da güzel değil. Hemen böyle bir dışarıda bırakma, onu üstüne alamama. Ama eleştirilecek bir şey olduğunda en ufak bir şey yapmıştır. İşte ben zaten hep böyle beceriksiz bir insanım. Ben neyi bu zamana kadar tam yaptım ki bunu tam yapayım gibi. Eleştiri, olumsuz şeyleri hemen üstüne alıp, onda kendini sorumlu tutup, evet ben burada bir hata yaptım sorumlu, şu noktada sorumlulukları bana aitti ama benim elimde olmayan ve bu noktaya getiren şöyle de dışsal faktörler vardı diyemezler. Ama olumlu bir şey olduğunda evet bu benim başarım, bu benim yaptığım güzel bir şey demek yerine bu sefer onu dışa atfederler. İşte şunun sayesinde bunu yaptım ya da estağfurullah aslında öyle de iyi olmadı gibi. O aslında çünkü bilinçaltında sen iyi olan şeylere Hak etmiyorsun, iyi olan şeylere layık değilsin algısı güzeli onu yaklaştırmaz. Hı. Çünkü bilinçaltı hep alışık olduğu duygunun, alışık olduğu durumun peşinden gider. O yüzden e, bilinçaltında sürekli o olumsuz şeylere yakınlık olduğu için olumlu bir şeyi yabancı algılar. Ve der ki oraya yaklaşma orası seninle alakalı bir şey değil. Sen olumsuz ve e, kötü olan tarafta kalmasın. Çünkü senin alışık olduğun şey bu. Hı hı. Peki. Ayşe Hanımcığım, e, değersizlik duygusunun aslında bir anlamda bizim kendimizi onaylayamamamızla, Hı. kendi öz değerimizin e, farkında olamamakla, özgüvenimizin düşük olmasıyla da ilişkili olduğunu söylediniz. Evet. Peki, e, şimdi şöyle sormak istiyorum. Bunu son zamanlarda özellikle çok defa duyuyoruz. Hı. İnsanın kendini sevmesi, kendini Hı. onaylaması, kendi değerini aslında insanın kendine yönelik olarak ilk olarak kendinin Hı. fark edip vermesi. E, çok defa duymakla birlikte çok da kolay bir şey mi bilmiyorum. Şimdi biz evet. daha çocukken bir anne babanın hı hı. eline doğuyoruz ve ilk onaylamalarımızı onlardan alıyoruz. Bir çevrede yetişiyoruz, sosyal varlıklarız ve sürekli etkileşim halindeyiz. Yaptığımız her davranışın bir dönüşünü görüyoruz ve oradan bir şeyler çıkarıyoruz. Hı hı. Şimdi böyle yaşadığımız böyle bir varlık alanında, böyle bir sosyal insanın kendi değerinin tamamen kendiyle ilişkili olması nasıl mümkün? Şimdi bu kolay mı dediniz? Kolay bir şey değil. Aslında en zor noktası farkındalıkla başlamak. Yani fark etmek. Çünkü o farkındalığı yakalamayı çok sağlayamadığımız için aslında bir döngünün içerisindeyiz. O döngüyü kıramıyoruz. Fark etmek. Yani o duygu geldiğinde bu duygu ben nereden aşinayım? Şimdi kişi konuşuyor dedim. iç sesi var dedim. İşte kişi diyor ki ne kadar beceriksizsin. İşte zaten bunu da başaramadın. Ama bu ses İlk o kişinin dünyasında ne zaman oluştu? Çocukluğunda sana ilk başarısızsın diyen, sana ilk işte beceriksizsin diyen kimdi? İşte bu bazen anne babanın mesela çocuk okul döneminde işte derslerinde başarısız oluyor ve sürekli başarısız olduğu, derslerini yapamadığı, sürekli beceriksiz olduğu, öğretmenlerinden şikayet aldığına dair anne babanın sürekli eleştirdiği bir çocuk. Şimdi babanın, annenin bu sesi zamanla o kişinin aslında iç sesi oluyor. Yani bakıldığında o iç ses dediğimiz şey aslında birisine ait. Bu bazen annemiz olabiliyor, bazen babamız olabiliyor, bazen okul çağındaki öğretmenimiz oluyor. O sesi fark edip, yani bu ses bana ilk ne zaman yüklendi? Ben bu kabulü ilk ne zaman yaşadım? Hı hı. Bunu fark etmek ve bunu dediğim gibi, ben gerçekten bunu hak ediyor muyum? Şimdi beceriksizsin düşüncesini hak etmiyorsam o zaman kendimi becerikli olduğumu kanıtlamam lazım. Hı. O yüzden kişi oturup hani dedik ya hep olumsuzluklara odakladılar, olumluları görmezler ya da yaklaştırmazlar. Oturup benim yapabildiklerim neler? Kişi buna bakması lazım. Yani gerekirse eline bir kağıt kalem alıp ben e, bu hayatta nelerde iyiyim? Neleri iyi yapabiliyorum? E, kendimin değerli olduğunu kendime kanıtlayacak nasıl e, örneklerim var? Bunları listeleyebilirler yahut işte mesela bulamıyorum. Hiçbir şey yok ki. Ben her şeyde çok e, olumsuzluklar yaşıyorum. Orada ne kadar gerçekten kendinize dürüst olduğunuz da önemli ya da acaba neyi yapıyorsunuz da fark etmiyorsunuz. Bazen bu noktada o an çevrenizde gerçekten güvenebileceğiniz, size o tarafsızlıkla, şeffaflıkla yaklaşabilecek sosyal desteği de alabilirsiniz. Evet ben kendimde göremiyorum iyi olan şeyi ama benim yanımdaki kişi bana belki bunu söyleyebilir. İşte der ki Ayşe farkında değilsin ama aslında sen de şu noktada iyisin. Bu şekilde biraz daha bizim gözümüzün açılmaya ihtiyacı var. Ve dediğim gibi yani değersizlik şu kabul bir defa ortadan kalkmalı. İşte ben zaten hep değersizlikle büyüdüm. Hiç kimse bana değer vermedi. Hep beni işte kötü hissettirecek şekilde yaklaştılar. O yüzden ben artık böyle birisiyim. Değil. Yani o noktada birazcık da aslında geçmişle barışmak da çok önemli. Yani geçmişle barışmak dediğimizde de işte çok kötü bir annem vardı, çok kötü bir babam vardı. Ne yapacağım? Bu kadar yaşanmışlıktan sonra onları nasıl affedeceğim diyebiliyor kişiler. Burada hata yapanın hatasını normal karşılamak ya da hatasını affetmek değil. Ama o sizin sırtınızda bir yük ve bu yaşa kadar getirmişsiniz ve getirdiğiniz noktada hala size zarar vermeye başlıyor. Geçmişle barışmak dediğimiz şey aslında o yükü sırtınızdan atmak. Tamam, böyle bir annem vardı, böyle bir babam vardı, böyle bir çevrem vardı ve ben değersiz bir şekilde yetiştirildim. Ama artık hani burada bir kırılma noktası olması lazım. Ben artık değerli olduğumu kendime kanıtlayacağım ve çevreden bana hala da olabilir. Yani hala da bana değerli hissettiren insanlar da olabilir. Değersiz hissettirenler de olabilir. Onlar da olmasına rağmen ben değeri kendi içimde arayacağım. Çünkü önemli olan benim kendime değer vermem. Eğer ben şu da var. Ben kendime değer ver ben kendime değerli olduğumu yakıştıramıyorsam hakikaten çevremde bana bütün insanlar değer verse de ben onların yetersiz verdikleri mi? değeri hem yetersiz bulacağım hem göremeyeceğim de. Hı hı. Çünkü dedim ya alıngan oluyorlar. Hep bir şey var aslında içeride. Aynen öyle. Verdi. Bilinçaltı bir, bir defa diyecek ki bir dakika bu senin alışık olduğun bir duygu değil. Bu insanlar sana değer veriyor ama sen bu değeri hak etmiyorsun. Değil. Evet. Sen o değersiz noktada kal. Belki ilerleyen noktada vurgulayacağız. Bu Özellikle ikili ilişkilerde onu sevmeyen, ona zorbalık yapan aslında onu mutlu edemeyen insanlara çok yapışan insanlar görürüz. Yani yine de illa ona gider. Neden böyle oluyor diye baktığımızda çünkü kişi kendisindeki o değersizlik algısıyla tamam işte değer vermeyen kişinin peşinden gitmeliyim. Değer veren bir insan çünkü benim aşina olduğum, tanıdık olduğum birisi değil o bana yabancı. Bana işte kötülük yapan, bana kendimi değersiz hissettiren kişi çocukluğumda tanıdığım, aşina olduğum kişi ben o yüzden onun peşinden gideceğim gibi. Evet. Bu yüzden dediğim gibi farkındalık çok önemli. Ben ne hissediyorum, nasıl bir duygu ortaya çıkıyor ve dediğim gibi bu duygu ortaya ne zaman geliyor ve hangi kişiyle ben bunu yaşıyorum. Evet. Bu duyguyu hangi kişiyle yaşıyorum, hangi durumlarda yaşıyorum ve nasıl tepkiler Veriyorum verdiğim o tepkileri nasıl dönüştürebilirim ve dediğim gibi o geçmişle barışmak yani artık o hiçbir zaman bizim bahanemiz olmamalı hani böyle geldi böyle gidecek gibi bir bahanenin ardına sığınmak yerine hayır yani 20 yaşındaysam 20, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Hangi yaştaysam ben bugüne kadar böyle gelmiş olabilirim. Değersiz bir insan gibi kendimi hissetmiş olabilirim ama bugünden sonra bu değişebilir. Kolay değil o duyguyu fark etmek, o duyguyu durdurmak, düşünceyi kontrol etmek kolay süreçler değil. Ama çabayla ve inanırsak kendimize olmayacak bir şey de değil. Hı hı. Zamanla değişip dönüşüp gelişebilir. Evet. Aslında olumlu bir noktaya da gelebilir zannediyorum. Evet. Peki Ayşe Hanımcığım biraz önce bir şey söylediniz. Dediniz ki aslında ilişkilerimizi de çok defa hı hı. etkileyebiliyor. Evet. Ee, özellikle sıkıntılı ya da bizim o yaramız diyeceğim o içimizdeki sıkıntılı bölgeye hmm. e, basan, o yaraya acıtan hmm. insanların peşinden acıtmak da aslında belki acı ama bizim evet. alıştığımız bir acı. Alıştığımız hmm. bir duygu olduğu için yine o duygunun peşinden hmm. gidiyoruz dediniz. Hmm. Değersizlik duygusu olan insanlar bu duyguyla insan ilişkilerini nasıl şekillendiriyorlar? Sosyal ilişkilerde nasıl problemler yaşayabiliyorlar? Evet, işte şimdi değersizlik algısında olan kişiler dediğimiz gibi yani kimse bana en temelinde kimse bana değer vermez. Ben değer görmeye, sevilmeye, onaylanmaya layık bir insan değilim algısında oldukları için çevrelerinde de hep özellikle bu ikili ilişkilerde hakikaten kendilerine o duyguyu kanıtlayacak. Evet sen gerçekten değersizsin. Sen gerçekten sevilmeyi, onaylanmayı hak etmiyorsun, dedir de, diyen insanları kendilerine çekerler. Yani mesela karı koca ilişkisinde problemleri vardır. İşte eşim bana değer vermiyor. İşte eşimin sevgisini hissetmiyorum. Eşim çok eleştirel birisi diye şikayet eder ve dönüp baktığında eşiyle aslında kendi çocukluğundaki annesi yahut babasının aynı olduğunu görürüz. Hı hı. E, kişi tutup ilerleyen sürecinde yine aynı kişiyi benzer kişiyi hayatına almıştır. Çünkü aşina olduğu o. Yani bilinç düzeyinde şunu fark etmez. Ben zaten bu yaşa kadar bir e, zorbalığa, bir değersizliğe maruz kaldım. Yine bana bunu yapacak bir insan ben neden bunu tercih edeyim ki demez. Bilinçaltı biraz önce de söylediğim gibi hep aşina olanın peşindedir. Olumlu şeye aşinalığı varsa onun peşinden gider. Olumsuz şeye aşinalığı varsa onun peşinden gider ve dolayısıyla kopamaz. Burada işte birinci nedeni aşina olduğu şeye yönelmesi, ikinci nedeni de kendisine e, gerçekten değer verecek, gerçekten sevecek insanı layık görmemesidir. Hani ben bunu hak etmiyorum ki. Hatta yadırgar. Ya yani bir insan ona gerçekten samimi duygularla yaklaşması, ona değer vermesini yadırgar. Kendinden bir şekilde e, uzaklaştırır. Altında bir şey arayabilir miyiz? Bu ta, sen şimdi bana niye bu kadar iyi davranıyorsun? Evet, aslında ben bunu hak etmiyorum. Mesela, bunu beni bu kadar övüyor? Evet, genelde şey düşünürler. Kesin bir çıkarı var. Evet. Çünkü orada da aslında yine çocukluğa dokunur. E, değer görmesi için hep bir koşul sunulmuştur. Anne der ki eğer yemeğini yersen senin annen olacağım. İşte eğer e, yemeğini yersen, ödevini yaparsan seni parka götüreceğim. Ve çocuk şunu kabul eder: sevilmek istiyorsam karşılık. istediğim şeyi elde etmek istiyorsam muhakkak bir karşılık vermek zorundayım. Ben karşılığı olmadan e, sevgi almaya, ihtiyacımın karşılanmasına layık birisi değilim. Bunu çocuklukta kodladığı için işte yetişkinlikte de biraz önce dediğim gibi hem fedakarlık noktasında e, fedakarlık yapar ama bakıldığında e, fedakarlığı sadece karşıyı düşündüğü için yapmaz. Alacağı şeyin peşindedir. Ya yani fedakarlık yapayım, karşıya verici olayım ki onun sevgisini, onun onayını alayım. Çünkü çocuklukta öğrendiğim şey bu. Sevilmek istiyorsam anne baba e, mutlu, mutlu edeceğim, et. memnun edeceğim. O yüzden, e, işte yetişkinliğe geldiğimizde de dediğim gibi, yani o ilişkilerde e, tamamen çıkarsız, tamamen koşulsuz bir sevgiye çok yabancıdır. Altında neden arar? Şimdi bu bana böyle iyi davrandı da acaba kendi çıkarı ne? Ya da iki gün sonra acaba benden bir şey mi? bekleyecek. Bu bana iki gün sonra acaba olumsuz olarak döner mi? Ben bundan en iyisi kendimi bir uzak tutayım. Evet bu tarz düşüncelerde orada gerçekten ilişkilerde böyle samimi içten ilişkiler kurmasına engeller çok tetiktedir. Ya mesafelidir, çok fazla ilişki kurmaya açık değildir ya da kurduğu her ilişkide yoğun derecede kaygı yaşar. Her adımını düşünerek, her adımını hesaplayarak hareket etmek zorundadır. Çünkü her an bana birisi zarar verebilir. Evet sürekli bu bu yaşadığım ilişkiye çünkü tanımıyorum onu. Evet. Böyle bir davranış şeklini aslında öğrenmemişim. Hı hı. Koşulsuz bir sevgi belki ya da evet. koşulsuz bir e, verilen hı hı. bir şey ya da övgü evet. alışmadığım için e, kabul de etmiyorum zannediyorum. Hı hı. Aynen. Ama iyi. o öğrenme sürecinde ben yalnız mıyım peki? Şimdi bunu hı hı. bilmediğimi ve reddettiğimi fark ettim. Hı hı hı. Bir dönüşümden geçmek zorunda olduğumu artık e, biliyorum. Hı hı. O dönüşüm sürecinde biz miyiz kendimize tedavi edecek olan? biziz kendimizi tedavi edecek olan şöyle hani şu da değil. Yani tamam bugünden sonra ben kendimi değerli hissetmek istiyorum ama lütfen çevremdekiler de artık bana değer versin. Tamam eskiden değer vermeyen insanlar vardı hayatımda. Şimdi ben artık değerli hissedeceksen bana da değer verilsin. Bu değil. Yani illaki hayatınızda değer veren insanlar zaten muhakkak var. Şimdi değersizlik algısında o olumsuzu odaklanmak dedik yani mesela değersizlik duygusu olan bir insana sorsanız işte hiç kimse beni sevmiyor, hiç kimse beni onaylamıyor Herkes beni eleştiriyor der. Ama bu çok mümkün değil. Yani hayatınızda evet sizi eleştiren sevmeyen insanlar da muhakkak vardır. Ama sevenler ve onaylayanlar da muhakkak vardır. Şimdi o dönüşüm için de dışarıyı artık bir kenarda bırakmak. Yani dışarıdan bir destek beklemeyi bir kenara bırakıp kendi içimizde dönüşmemiz lazım. Yani değerli olduğumuzu önce biz kendimiz kendimize kanıtlayacağız. İç ses dedik ya ilk başta o iç sesi bir susturmak lazım. Yani o iç ses bana ne söylüyor? Olumlu olarak neler söylüyor? Olumsuz olarak neler söylüyor? Ve artık iç sese diyeceğiz ki yani burada artık bir dur. Çünkü bugüne kadar konuştun ve bugüne kadar konuştunca ben zarar görmeye başladım. Artık sen burada dur ve şu şekilde dönüş. Yani sen beceriksizsin diyen bir iç sese ona becerikli olduğumuz şeyleri kanıtlayacağız. İşte bu kanıt nasıl dediğim gibi oturup düşüneceğiz. Yani ben neyi beceriyorum? Evet, beceremediğim şeyler illaki olacak. Herkes her şeyi becerecek diye bir şey yok. Ama benim de becerdiğim bir şeyler var. Ya da işte sen zaten sevilmeyi hak etmiyorsun. Neden hak etmiyorum? Seviliyorum. Yani benim hayatımda da muhakkak beni seven insanlar var. Şeklinde önce o iç sesi susturmak ve dediğim gibi dışarıdaki insanların size sunduklarını evet sunduklarını karşılamak önemli ama bunu karşılarken ilk başta da söylediğimiz gibi birisi size yanlış bir davranış sergilediyse bu o kişinin kendi deposunda olanı sunar. Yani herkes kendi tabağındakini ki karşıya sunar. O kişide ne kadarı varsa ne kadarını verebiliyorsa size o kadarını verebiliyordur. işte. neden beni sevmiyor? Belki kendisi hiç bugüne kadar sevilmedi. Sevilmediği için nasıl seveceğini bilmiyor. O yüzden de size nasıl sevgiyle yaklaşacağını bilememiş. Yahut kendisi o kadar yetersizlik algılarıyla yüklü, o kadar değersizlik algılarıyla yüklü ki size aslında bir ayna görevi sunuyor. Yani sizi eleştirirken, sizin olumsuz şeylerinizi sürekli yüzünüze vururken aslında kendisiyle savaşını veriyor orada. Yani ben kendimi işte yetersiz hissediyorum ama bunu kendime itiraf edemediğim için işte karşıyı ne kadar eleştirirsem karşıdakilerin ne kadar yetersizliklerini bulursam kendimi o kadar kendi egomu o kadar savunmuş olacağım. Belki bu yüzden bunu yapıyor. Yani çünkü şu an değersizlik duygusunu konuşuyoruz ama kendi üzerimizden konuşuyoruz ama bazen de ...değersizlik duygusu yoğun olan insanlara biz maruz kalıyoruz. Yani onlara karşı konumumuzun da nasıl olacağı çok önemli. Yani bizi de hakikaten kendileri gibi o çukura mı çekiyorlar? Yahut biz onlar karşısında çok mu manipülatif bir noktada kalıyoruz? Sürekli manipüle ediliyoruz. Burası da önemli. O yüzden farkındalık, yani her an farkındalık. Bu kişi bana böyle davrandı. Ben bunu hak ettiğim için değil. Bakalım o bana neden böyle davrandı? Yahut bir kişi geldi dedi ki hakikaten seni beğenmiyorum, onaylamıyorum ve sevmiyorum. Yani gerçekten çok mu ihtiyacın var? Sen o insanla mı anlam buldun? Hayır, senin zaten bu hayata getiriliş amacın var. Sen zaten yaratılırken biricik olarak kıymetliydin. Ve muhakkak bu hayatta her insanın bu hayata gelişinin ayrı bir anlamı var. Sen kendi anlamının peşine düş. Sen kendi amacının peşine düş. Ve gerçekten hani o noktada ne kadar çok kendinle meşgul olursan zaten dışarıdaki sesler de o kadar artık seni yormamaya başlayacak. Hı hı. Diğer türlü kendi inisiyatifimi, referansımı bir kenara bırakıyorum. İşte Ayşe ne dedi, Fatma ne dedi, Ali ne düşündü, Mehmet ne yaptılarla uğraşmaktan o kadar e, yorgun düşüyoruz ki ve gerçekten değmiyor. İşin sonunda da işte geldiğimizde ben bu kadar insanların işte mutlu olması için uğraşıyorum, bu kadar fedakarlıklar yapıyorum, herkesi çok seviyorum. Neden kimse bana aynı karşılığı vermiyor diye serzenişler başlıyor. Bir de zannediyorum bu bahsettiğimiz şey. Değerli olmaya da değersizlik duygusu karşımızdakine odaklı olduğunda hiç bitmeyecek bir süreç. Çünkü evet. sosyal varlıkları sürekli başka insanlar tanıyoruz, sürekli hikayeleri başka olan insanlarla bir araya geliyoruz, temasımız oluyor. Hepsini tedavi etmek ya da hepsini bizim istediğimiz şekle sokmak çok da mümkün değil zannediyorum. Evet ve şey de oluyor insanları alıştırıyoruz da. Yani biz onlardan onay almak, onların sevgisini almak için o kadar verici oluyoruz ki bir süre sonra bu bize görev tanımı gibi tanımlanıyor. Yani zaten o yapmalı. O zaten Böyle birisi, hep beklenti, yani beklentiyi kendimizden artırıyoruz, artırıyoruz ve bir noktada, hani o sınır koymamız gereken noktada, sınırı koyduğumuz anda tepki, e, tepki alıyoruz. Çünkü alışık oldukları şey bu değil, alışık oldukları kişiden başka bir hale geliyoruz ve reddedi, reddediyoruz. Yani sınır koymak aslında bir noktada karşıya, artık bu noktada bana zarar veriyorsun ya da artık durman gereken noktadasın, orada dur. Ben bu noktada senin o isteğini, ihtiyacını karşılamıyorum demek. O yüzden bir kişiye hayır dediğinizde zaten onun memnun olmasını bekleyemezsiniz. Hı hı. İşte oradaki o memnuniyetsiz yüz ifadesi, memnuniyetsiz ifade ve reddedilmenin korkusuyla zaten ıı, duygus ıı, değersizlik algısında olan kişilerin hayır demekte sınır koymakta zorlandığını görüyoruz. Yani bunu çünkü yaparsam kötü birisi olacağım ama ben kötü birisi olmamalıyım. Herkes beni iyi görmeli, herkes beni onaylamalı. Bu sefer işte hiç hayır demeyen, hiç sınır koymayan bir yerden sonra artık yıpranmaya başladığını ve sizin söylediğiniz gibi bunun sonu yok. İnsanların be benden beklentisinin sonu yok ve giderek de hani e, memnun olmak yine bir memnuniyetsizlik de var. Belki başta teşekkür ediyorlardı yahut istediğim o onayı, ilgiyi alıyordum ama zamanla yapmaya devam ediyorum ama ne o istediğim onay da gelmiyor, istediğim sevgi de gelmiyor noktasında bir bocalama yaşıyorlar ve bunun sonu olmadığı görülüyor. İşte orada doğru sınırı koyabilmek, hayır denmesi gereken noktada hayır diyebilmek ve burada da biraz reddedilmeyi, eleştirilmeyi göze almak lazım. Hı -hı. Neden göze almalı? Çünkü o kişinin beni reddedip reddetmemesi benim değerli ya da değersiz olduğumu ifade eden bir şey değil. Ben zaten değerliyim. Bu noktada kalabilirsek Hı -hı. O kadar çevrenin işte e, tepkilerine bu kadar böyle onlara göre hareket etmek zorunda kalmayız. Hı hı. Diğer türlü hep böyle yani çok zor değil mi İknur Hanım düşünsenize. Sürekli hani bir başkasının ne düşüneceğini, nasıl tepkiler vereceğini e, kritik ederek yaşamak zorundasınız. Kendinizden bir süre sonra sizi inanılmaz uzaklaştıran bir şey bu. Kendinize yabancı oluyorsunuz artık. Sizin ihtiyaçlarınız, sizin duygularınız tamamen. <laughs> bir kenarda kalıyor. Bu bence kişinin kendisine yapabileceği en büyük haksızlık ve baktığımızda aslında o duygusu ve değersizlik duygusunun oluşmasında çevre sorumluymuş gibi görünse de bir noktadan sonra kendi sorumluluğumuz olduğunda fark ediyoruz. Evet özellikle fark edip yetişkin olduğumuzda belli farkındalıklara belli bilgi erişimine ulaştığımızda artık zannediyorum ondan biz sorumluyuz. Evet. Değişip dönüştürmekte de birazcık bizimle ilgili gibi evet. diyorum ve hemen izleyicimizden gelen bir sorumuz var onu iletmek istiyorum. Çok güzel bir program istifade ediyoruz demiş izleyicimiz. Sağ olsun. Sizlere de iletmiş olayım. Değersizlik duygusu ile ilgili örnek vermek istedim. 4 yaşında oğlum var. Anneciğim seni çok seviyorum dediğinde bile inanamıyorum. Gerçek mi diye şüphe ediyorum demiş. Evet. Gerçekten çok şey bir örnek düşünün yani bu kadar hani dedik ya layık görmemek ve alışık olmamak. Hani sevilmemeye o kadar ikna olmuşuz ki kendi evladımız bakıldığında bu dünyada hakikaten bizi en çok sevecek Kişi kişilerden birisi ama ona bile kendimizi layık görmüyoruz, inanamıyor, inanamazlar dedik. Yani bütün aslında anlattıklarımızda bir örnek oldu. Evet. İnanamazlar yani nasıl sever? Şimdi 4 yaşındaki bir çocuk da o duygunun peşine düşülmez ama bu çocuk yetişkin olsa ve anneye seni seviyorum dese anne bu sefer karşısındaki muhatabı yetişkin olduğu için altında neden arar işte niye? seviyor acaba? Ya da hep derler yani çocuklar biraz anne babayla iyi geçinince yetişkinler çocuklar işte niye bir şey mi isteyeceksin yine gibi şeyler olur. Onun gibi yani aslında çok e, üzücü de bir durum. Yani evladının size sevdiğini söylüyor ama buna bile inanamıyorsunuz. 4 yaşındaki bir evlat annesini neden sevmesin? En onun dünyasında, çocuğun dünyasındaki en kıymetli varlık sizsiniz. Onun bu hayata gelmesine vesile olan, onun bu hayatta Hayatın sürdürebilmesine destek sağlayan kişi sizsiniz. Kurduğu duygu bağı en yoğun sizinle. Sizi sevmeyecek de kimi sevecek? Siz sevilmeyi hak etmeyeceksiniz de kim hak edecek? Evet. Ama yine de kendine bunu yakıştıramamak. Ama dediğim gibi ya yani bu programdan sonra herkesin çünkü dediğim gibi yani bazı insanlar değersizlik duygusu yaşar, bazıları hiç yaşamaz diye bir şey yok. Herkesin dönem dönem ya da e, olaylar üzerinden bu duyguyu hissettiği zamanlar olur. Önemli olan fark etmek. Yani ben de şu an neden böyle bir duygu oluştu? Ben neden şu an kendimi e, değersiz hissettim? İşte aa, yan baktılar, beğenmediler. İşte aa, şöyle yaptılar, eleştiriyorlar. Tamam geldi bu duygu, bu duyguyu düşüncede değiştireceğim. Mesela A düşüncesi oluşuyor hep, hemen A, yanına bir B düşüncesi oluşturuyor. Alternatiflerimizi üreteceğiz, Aynen öyle, zıttı o B düşünce zıttı. Hayır öyle değil de şöyle oldu. Yani o garson örneğinde, hayır önemsenmediğim için bakmadı değil, işlem sırasına koydu. Önce o masayla ile ilgilenmesi gerekiyordu, o yüzden beni ikinci sıraya aldı gibi. Hemen böyle mantıksal olarak benim değerimle dersimle alakalı olmayan farklı bir düşünceyi oraya yerleştirmek lazım. Zamanla çünkü bu düşünceler bizim inançlarımız haline gelecek. Evet. Başta belki çok da önem atıf etmiyoruz, anlık hmm. bir düşünce gibi hissediyoruz evet. ama. Çoğalıyorlar, çoğalıyorlar ve inanç dünyamıza bir yer ediniyorlar. Duygu evet. dünyamıza bir yer ediniyorlar. Bu yüzden de çok da büyümeden, çok da çoğalmadan evet. fark ettiğimiz anda belki çok sıkıntılı bir durumda olsa bile değiştirilip dönüştürülebilir evet. diyorsunuz. Zaten her an yani her olayda düşünceye dökmüyoruz zaten. Şimdi niye bunu yaptı, şimdi niye şöyle oldu değil. Bu bizim zaten duygu olarak kabulümüz olduğu için al işte diyoruz. O his yine yani o rahatsız eden his ya da işte layık al işte layık olduğu muameleyi gördüm hisse iç dünyamızda dönüyor ve bizim işte o kabulümüze bir, bir tık daha atıyor işte evet bak değersizsin bir kanıtın daha oldu gibi Hı. ama işte o duygunun hani öyle gelip geçmesine izin vermeden bir saniye dur orada deyip işte o düşünce de analiz etmek çalış. Evet. Peki Ayşe Hanımcığım çok teşekkür ediyorum ağzınıza ben sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyenler sohbetimizi tamamladık. ilk kısmını tamamladık. İkinci kısma geçmeden önce bir muhtelif işler köşemizi göreceğiz. Evet Elif Hanım'cığım. Teşekkür Hoş ederim. Haber. Ne yaptık, neler yapıyoruz? Şimdi e, kabağımızın yüksekliği örüldü bu şekilde. E, dediğim gibi sen e, şeyi baz almasınlar. E, kaç sıra yapacağım diye kendilerine takıntı yapmasınlar. Kabaklarının kaç dilim olmasını istiyorlarsa Hı -hı. bu 5 olur, 4 olur, 6 olur, 8 olur. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Bu çok önemli bir püf noktası. Mesela puf da yapabilirler bundan. Hmm. Şimdi ne demiştik? Şu direklerimizi sayıyoruz. Aha. Benim iki tane düz çizgim bir dilime tekabül ediyor. Tamam. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş oldu, altı oldu, yedi ve sekizinci. Şimdi kapatıyoruz e, ilk nuranı. Bunu kapatırken hemen elimize tığımızı alıyoruz. Evet ve yüz yüze getiriyoruz şu şekilde. Hı hı. Gevşek gevşek burayı yürütme tekniğiyle kapatacağız. Yürütme tekniği. Yürütme tekniği de aynı o düz çizgide olduğu gibi ilmeklerimizin karşılıklı gelmesiyle oluşan bir tekniğimizdir. Evet hemen karşılıklı iki tane sık iğneme giriyorum. Hı hı. Karşılıklı. Çektim dolamadan çekiyorum. Hı hı. Tekrar girdim. Gene arkalı önlü gene dolamadan çekiyorum. Öndeki sık iğneme girdim. Arkadakine de tamamen ikisini hı hı. birden hı hı. alıp çekiyoruz hiç dolamadan. Burayı fazla sıkmıyoruz. Sıkarsak ne olur? Orada bir darlanma olur. O da estetik görüntü bakımından hoş olmaz. Hı hı. Evet, tekrar gene ikisini bir alıyoruz ve bu sırayı bu şekilde ilmeklerimiz karşılıklı gelecek şekilde kapatıyoruz. Bunu iğneyle de dikebiliriz. Hı, tığla ee, değil iğneyle evet, de yapabiliriz. Evet iğneyle de yapabiliriz hiç sıkıntı değil. Nasıl kolaylarına gidiyorsa o şekilde ama tığla ile yaparsak şu kıstası var. E, açılmama riski var yani Hı. gevşememe riski var. O şekilde tığ yapmalarını tavsiye ederim. Evet şuradan ipimizi tekrar devam. Tığla yaptığımızda açılmama ihtimali daha yüksek. Evet. Ne yapıyoruz? İpimiz bitti. Yeni bir ipe geçeceğiz. Hiç kesinlikle düğüm kullanmıyoruz. Hı hı. Düğüm bizim asla istemediğimiz bir şey örgüde. Çirkin bir görüntü yapıyor. Evet. Bu şekilde ilmeklerimize girip dolamadan çekiyoruz. Şu şekilde. Karşılıklı, karşılıklı. Evet, bu şekilde yürütme tekniğimizi yapıyoruz. Bu aynı zamanda dikme tekniği İlknur Hanım. Hmm. Bunu aynı zamanda dikiyoruz. Yani biz bunu tığ işlemiyle kapatıyoruz. Hmm. Kapattıktan sonra karşılıklı getirerekten, tabii sayılarımızı aynı şekilde ayarlıyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla. Evet, bunu da buradan çıkardıktan sonra tekrar şuradan hemen bir zincir çekip burayı buradan... ...şeye devam ediyoruz. Hı. Büzdürme sistemimiz var. Buradan da yine e, ipimizi şu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra hemen buradan yine bir düğüm atıp... ...burayı kilitliyoruz. Ve geçiyoruz e, büzdürme sistemimize. Büzdürmeyi şu şekilde yapıyoruz. Bu kalan iplerimizi içeride... ...el yapla beraber saklıyoruz. Evet, büzme işlemimiz de şu şekilde. E, şimdi... E, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten telleme dediğimiz teknikle bunu büzdürüyoruz. Evet. Burayı kapatacağız. Tel yapar gibi. Evet tel yapar gibi burayı kapatıyoruz. Kabağımızın artık forma girmeye başladığı nokta. Çekiyoruz çekebildiğimiz kadar çekiyoruz şu şekilde elimizle tutarak çekiyoruz çekiyoruz çekiyoruz. Orada çektikten sonra işlem bittikten sonra iplik çekme işlemi bittikten sonra şuna dikkat etsinler. Ola ki pamuk bir iple çalışıyorsa izleyicilerimiz bunu biraz daha naylon akrilik bir iple de çekebilirler kopmaması adına. Bu da dipnot olsun. Evet ondan sonra karşılıklı şu şekilde ilk nuranın bunu kapatıyoruz. Yani karşılıklı bir dikiş atıyoruz. Burayı tamamen kapatıyoruz. Altındaki açıklığı tamamen evet. kapatıyoruz. Altındaki açıklığımızı kapatıyoruz ama kapatırken de buradaki estetik görüntüye dikkat ederek kapatıyoruz. Gelişi güzel kapatmıyoruz. Çünkü onu açtığımızda orada da güzel bir görüntünün olması lazım. Evet. Koparıyoruz. Bittikten sonra hemen kabağımızı ters çeviriyoruz. Çevirdikten sonra fazla ipliklerimizi içine koyaraktan burada tekrar gene bir büzdürme işlemi yapacağız. Bu burada dursun. Hemen bu arada el yapımızı dolduruyoruz. Tamam. Evet. Fazla mı doldurmak lazım? Şimdi şöyle çok az da değil. Çok fazla da değil ama hmm. o dilimleri verebilmek adına hmm. biraz dolduruyoruz. Onu yani yani onu görmemiz lazım. Şöyle kapattığımızda hı hı. şöyle şöyle biraz daha doldurmam gerekiyor. İçi dolu olursa kabağımız biraz daha boyutlu ve hacimli olur. Evet. Burada da boncuk elyaf kullanıyoruz. Boncuk elyaf. Evet. Şimdi bunu bu şekilde tabii ki elyaflar yukarı çıktığı için ilk duralım. hemen ne yapıyoruz burada? Bir tane yardım alıyoruz tığımızdan ya da iğnemizden. Hemen şu şekilde bunu şöyle kapatıyoruz. Ben bu arada şey yapacağım. Yukarıdan büzdürme işlemine geçeceğim. Hemen iğnemi alayım. Bu iğnemi alayım. Hı hı. Şöyle dursun. Hemen şu iğnemle büzdürme işlemini yapacağım. İki kat da yapabilirler bunu ilk nur hanım. Hı hı. Yani büzdürme teğelleme işlemini yaparken iki kat da çekebilirler. Bismillahirrahmanirrahim. Büzdürmeyi evet. de görelim. Evet. Evet. Hemen büzdürmeyi de görelim. Burada da yine Aynı şekilde. Gene alttan Hı, üstten Alt kısımda yaptığımız Evet. Alt kısımda yaptığımız işlemin aynısını yapıyor. Evet, teyeli dediğimiz. Gibi. Evet, gene teyelliyoruz. Gene ilmeklerimizi sepet örgü tekniği mantığında Hı -hı. alttan üstten alaraktan bunu kapatıyoruz. Tamam. Buna böyle devam ettiğimiz evet. o kısımda büzülüyor alt kısımda olduğu Ondan gibi. Ondan sonra dilimleri yapacağız. Dilimleri Hı -hı. oluşturacağız. Dilimlerimizde dediğimiz gibi her çizgilerin teğet noktasından Peki. o ters örgü gibi görünen noktalardan büzdürme işlemi yap. Peki, Elif Hanımcığım. şekil vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet efendim ederim. şimdi sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz. Ev bitkilerimizi ve bakım yöntemlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evimize doğal bir hava katıp dekorasyona destek veren ev bitkilerinin bakımı uzun ömürlü olmaları için oldukça önem taşıyor. Peki bitkilerin temizlenmesi nasıl olur? Çiçek ve bitki bakımında yaptığımız en büyük hata nedir? Konuyla ilgili merak edilenleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Soner Kazaz az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evet efendim bu sefer sizi biraz çiçeklenip karşıladık. Malum konumuz ev bitkilerimiz. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür olsun? ederim. Sağ olun. İyiyim siz iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Stüdyomuz böyle çiçeklendi daha da iyi olduk. Evet. Sizinle bugün ev bitkilerimizi konuşacağız ama ben onların bakımları, çeşitleri, işte sulama yöntemleri, ışık almaları ve benzeri gibi tüm detaylara girmeden önce şunu sormak istiyorum: Evde bitki beslemek hangi açılardan faydalı ya da tercih edilmeli mi? Kesinlikle, Böyle bir giriş yapsak. kesinlikle tercih edilmeli çünkü bitkiler oksijen kaynağı biliyorsunuz. Hı. Bazı bitkiler daha doğrusu bitkilerin büyük bir çoğunluğu. Havadaki karbondioksit alıp gündüz dışarıya oksijen verir. Dolayısıyla nefes aldığımız oksijeni bitkiler doğaya salıyor. Hı hı. Yine büyük bir çoğunluğu da gecelere dışarıya karbondioksit verir ve oksijeni alır. Ama bazı bitkiler örneğin kaktüsler ve sukulentler de gece dışarıya oksijen verip karbondioksit alırlar. Peki gündüz? Gündüz Kaktüsü bitkilerin... Için. Gündüz Kaktusları tersini, için. kaktüs ve sukulentler gündüz tersini yapar, diğer bitkilerin tersini yapar. O zaman şöyle mi olmalı? Gece e, alanlarımızda kaktüs ve benzeri gibi bitkiler tutmalıyız. Yok gündüz tam öyle değil. Yani değil şöyle e, daha çok yatak odaları Heh. anlamında e, evet. kaktüs ve sukulentler çok daha yararlı olabilir ama bulunduğumuz, tamam. yaşadığımız mekanlarda, oturma odasında, mutfakta, diğer alanlarda bütün saksılı bitkileri kullanabiliriz. o tamam, Gündüz Problem olmaları yok. da çok sıkıntı evet. değil. Bir tamam. de şu var yani... Bunlar dışarıya karbondioksit veriyor böyle insanı boğacak bir karbondioksit değil bunlar. Yani bir bitkinin salgıladığı karbondioksit ya da e, oksijen tek bitki anlamında zaten düşük miktarlarda bunlar. Dolayısıyla e, bu anlamda sıkıntı yok. Diğer bir şey de maneviyat biliyorsunuz. İnsanların e, çiçeği aldığı zaman özellikle çiçekleri aldığı zaman ilk dokunuş koku ondan evet. sonra yaprağı. Dekoratif yapraklar var bunlara bakmaları gibi çok da farklı estetik görünümleri var. Yani hem estetik görünümleri var hem kokuları var hem de insanların maneviyatı ve psikolojisi olumlu etkileri var çiçeklerin. Aslında birçok açıdan faydalı. Evet, dolayısıyla mutlaka evlerimizde çiçekli ya da yapraklı bitkileri mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Peki çiçekli ya da yapraklı bitkiler demişken evlerimizde en kolay bakabileceğimiz bitkiler, çiçekler nelerdir? Şimdi İktidar aslında şöyle, bitkiler doğada biliyorsunuz. Çok farklı olumsuz iklim koşullarında, çok fazla sıcakta, çok fazla güneşte, yağmurda yetişebiliyor. Aslında doğayı taklit ettiğimiz zaman evlerimizde de yani kapalı ev, ev olarak düşünmeyin sadece. Ev, otel, iş yerleri, ofisleri gibi birçok alanda bitkileri bakabiliriz. Daha çok bulunduğunuz alanın koşulları, sıcaklık, ışık, nem durumları nasılsa ona göre bitki seçimini yapabilirsiniz. Örneğin eviniz, iş yeriniz ya da Ofisinizde daha az ışık alıyorsa, daha az ışık alan bitkileri seçmeniz gerekiyor. Daha fazla ışık alıp daha fazla e, yüksek sıcaklık oluyorsa bulunduğu mekan ya da eviniz o zaman daha ışığı seven, daha yüksek sıcaklığı seven bitkileri yetiştirebilirsiniz. Buna yönelik olarak da hem yüksek ışıkta yetişen bitkiler, hem orta düşük e, orta şiddette ışıkta yetişen bitkiler hem de az ışık isteyen bitkiler diye saksı bitkilerimiz var. Bunlara göre de e, seçimler yapılabiliyor. Yani bulunduğunuz mekanın ışık durumuna göre Bitkilerde seçenek var önünüzde. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Peki birazcık detaylandıralım mı? Mesela özellikle ışık isteyen, evde beslenen, evde bakılan e, bitkiler daha çok hangileridir? Daha az ışıklı ortamlarda bakabileceğimiz ve de bazı bitkiler zannediyorum daha fazla özenli bir bakım istiyor. Evet kesinlikle. Birçok açıdan hani belli şeylerine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bazıları çok daha rahat bir köşeye koyuyorsunuz. Aynı. Kendi kendine büyüyor gibi. Aynen. E nedir bu fark? Evet hatta bazen çok uğraştığınız zaman bitki de küsebiliyor. Ee, biz çok fazla uğraşıyoruz. Bizim insanlarımız çok seviyor, çok fazla uğraşıyor. Şimdi şöyle biz bitkilere ışık bakımından yüksek ışık isteyen bitkiler. Rakamlara girmeyeyim ama teknik çok şeylere girmeyeyim. 10 bin lüks ve ışık, üzerinde ışık isteyen bitkilere yüksek ışık isteyen bitkiler diyoruz. 5 bin 10 bin lüks yani yarı gölge dediğimiz ortamda isteyen bitkiler var. Bir de çok düşük yani gölge ortamda yetişen bitkilerimiz var. Şimdi güneşte hangi bitkilerimiz olabilir? Kırmızı renkli antoryum var. Vatandaşlarımız, bizi izleyenler bilir. Antorium çiçeği ışığı sever. Yukka dediğimiz bir çiçeğimiz var. Bu ışığı sever. Ee, bunun dışında renkli yapraklı bitkiler var. Kollios gibi, kroton gibi böyle alacalı yapraklı evet. bitkiler var. Bunlar yüksek ışığı seven bitkiler. Benjamin yine aynı şekilde yüksek ışığı seven bitkiler. Orta şiddette genelde bitkilerin büyük bir çoğunluğu orta şiddette. Yani yarı gölge ortamı seven bitkiler. Bunlara örnek verecek olursak Galatea. Siklamen hemen yanımızda. Orkide bakın hemen önünüzde. Evet. Bunlara e, örnek verebiliriz. Bunun dışında neler örnek bunlar verebiliriz? Bunlar yarım ışık mı dedik? Bunlar yarım, mi? yarı Hı. gölge. Yarı gölgede, yarı gölgede e, seviyorlar. Hı. Bunun dışında neler var? Daha düşük ışık, mesela gölgede en çok sorun yaşadığımız kısım gölgede hangi bitkiler? Çünkü evde bazı evler ışık almıyor biliyorsunuz. Evet. Hiçbir penceresinde olmayan. Oraya daha gölge bitkileri gerekiyor. Nedir bunlar? Özellikle yapraklı bitkiler. Hı. Difenbahya. Hı. Beyaz yerken çiçeği diyoruz. Spat dediğimiz barış çiçeği, beyaz erken çiçeği diye geçer. Şöyle bir beyaz çiçekleri vardır. Çok gölgeyi sever. Drasena yine aynı şekilde gölge bitkisi bunlar. Monstera dediğimiz deve tabanı yapraklı bitki bunlar yine gölgeyi seven bitkiler. Yani yapraklı bitkiler daha çok Gölgeye dayanıklı bitkilerdir. Çiçekli bitkiler biraz daha fazla Güneşin. ışık isterler. Yani bunun püf noktası bu. Evinizde çiçekli bitki varsa biraz daha ışık alan bir yere koyun. Aha. Yapraklı bitkileri biraz daha gölge bir yere koyabilirsiniz. Genel olarak bunu söyleyebilirim. Peki sulama ve bakım açısından. Şimdi burada tam önümde orkide var. Oraya evet. geleceğim çünkü bizim de e, annem şimdi beni izliyorsa şey yapacaktır mutlaka. Evimizde çokça uğraş verdiğimiz ama evet. yani zor. Kolay evet. değil zannediyorum orkidenin bakımı. Evet. Şimdi Özellikle çiçeklenmesi falan bayağı zor. Çok. Aslında zor değil. Biz Belki zor ya, değil taktikleri. Biz değil. çok yanlış yapıyoruz. Bilemiyorum eğilip almam, alabiliriz herhalde. Lütfen buyurun. Buyurun. Şimdi İlknur Hanım bizim en çok yaptığımız hata sulama. Biz bir şeyi çok seviyoruz. O da çok su vermeyi. Sulama. Bakın ben buradan sevgili izleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Çiçeklerinize çok fazla su vermeyin. Yani bunu çok net. Ben birçok programa da katılıyorum. <laughs> Söylüyorum ama ne kadar dinleyen var, bizim ne kadar dinleyen var. Bizim insanımız bir seviyor değil mi? Evet. Bizim işimiz, a bitki kurudu, hemen su verelim. Ya şunu unutmayalım, bakın sevgili izleyiciler, bir bitkiyi aşırı su öldürür, az sulama öldürmez. Hı. Ben bunun altını vurgulayarak e, söylüyorum. Bir bitkinin suya ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız? çok basit. Orkideler farklı bu burada dursun. diğer bitkilerimiz tamam. burada. Parmağımızı, şu parmağımızı 3-4 santimetre derine sokuyoruz şuradan şöyle. Tamam. Sonra bakacağız, elimize nem geliyor mu, gelmiyor mu? Hı hı. Elimize nem geliyorsa su vermeyeceğiz. Elimize nem gelmiyorsa yani kuruysa su vereceğiz. Bu kadar basit değil mi? O zaman şöyle Sadece toprağın üst kısmına bakmak yeterli Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Parmağı... Ben bazen üst... bunu yapıyorum. Hayır. Mesela Şimdi... üst kısım biraz kuru gelirse ha, Kesinlikle galiba... Kesinlikle yanılırsınız. Hmm. Neden? Çünkü üst kısmı evin nemi kaç? Yüzde 40'ın altında. Çünkü evimizde özellikle kış aylarında zaten kalorifer yanıyor. Fan var, klima var değil mi? Evet. Dolayısıyla bu ısı kaynakları ne yapıyor? Toprağın yüzeyini zaten kurutuyor. Pencere açıyorsunuz oradan bir sirkülasyon var kurutuyor. Toprağın 1-2 santimetrelik kısmına bakarsanız, üstüne bakarsanız yanılırsınız. Parmağınızı 3-4 santimetre derine sokacaksınız ve suyu orada kontrol edeceksiniz. Ama biz onu yapmıyoruz. Aa, üstü kurudu, hemen su ver. Dolayısıyla aşırı su verdiğimiz için çürütüyoruz. Evet. Orkide gelince orkide biliyorsunuz dünyada en fazla satılan çiçekli bitki. Bunu bakın bu şekilde net göstermek istiyorum. Orkide de suyu nasıl anlarız? Şu an kamera sanıyorum tam alıyordur diye düşünüyorum. Bakın kökler yeşillikli. Orkidenin kökleri yeşil olduğunda kesinlikle su vermeyeceksiniz. Vermeyeceğiz. Kesinlikle vermeyeceksiniz. Orkidenin kökleri şu an yanımızda yok. Orkidenin şu kökleri susuz kaldığında beyaz griye dönüşür. Bildiğiniz beyaz renkle. Hı hı. Gri renge dönüşür. Şu yani, dışında kalan gibi mi mesela? Yok, bunlar hava kö renk. renk olarak gösterirsem ha, bunlar var. hava kökleri. İzleyicilerimiz yanılmasın. Bunlar ha, hava ama kökleri. Ama bu renge ama, benzer bir renk mi olur? Evet, onu güzel söylediniz. Şöyle. Eğer su ihtiyacı yoksa içindeki kökler yani şu gördüğümüz köklerin rengi bu şekilde dönüşür. Gri ya da beyaz olur. Hı hı. Ama burada gördüğünüz gibi yeşil ise kesinlikle su vermeyeceksiniz. Eğer siz bu halde su verdiğiniz zaman okey ama yeşil halde su verirseniz orkidenin köklerini çürütürsünüz. Çürümeye başlar. Neden biliyor musunuz? O zaman musun? şöyle bir şey yok mu? Ee, orkide haftada bir sulanır. 15 günü, hayır, yok. biz orkidemize bakacağız yok. durumuna göre. İktidar benim YouTube kanalım var, sosyal medya hesaplarımda bunlar çok geliyor. Ama çok bilgisiz, çok e, alanında uzman olmayan, önüne gelen bilgi paylaşımı yapıyor. Biliyorsunuz internette sınır yok, isteyen herkes ben bilgi bu paylaşıyor. Ben bu söyledik, kesinlikle e, şahit olarak da fark ettim. Mesela bir çiçek, evimizde beslediğimiz, e, baktığımız, <laughs> hep beslediğimiz, değil mi evet. açıyorum hani e, ne kadar su verilmeliye güneşe mi Mikro... koy? Biri farklı bir yorumda bulunuyor. Evet. Diğeri fark aynı çiçek, aynı isim. güneşimi evet. mi koyacağız, gölgeyi mi koyacağız? Ne kadar sulandıracağız? Bir kafalar karışmıyor değil. Kesinlikle çünkü çok yanlış bilgi var. Yani orkide bakın bu tropik bir bitki. Tropik bitki ne demek? Gündüz 25-28 derece sıcaklık ve %70-75 nem isteyen. Bunlar kendi orijinal ülkelerinde, yani ana vatanlarında bunlar ağaç kovuklarında yetişir diyelim. Bildiğiniz ağaçlar var ya. Ağaçların evet. kovuklarında yosunların üzerinde yetişir bu bitki. Yani bunlar hava kökleri ve bu kök ağacın kovuna tutunur. Şimdi ağacın kovuğunda su tutunma ne kadar tutunur? Tutunmaz. Yani. Oradaki havanın nemiyle beslenen bitkiler. Hı. Şimdi havanın nemiyle beslenen bitkiye siz sürekli su verirseniz ne olur? Bu kökleri çürütürsünüz. Dolayısıyla bakın burada orkide de özellikle çam kabukları kullanılıyor. Bakın bunların hı. toprağı farklı. Hı hı. Bunlarda torf var. Evet. Bu çam kabuğu, ağaç kabuğu diyoruz bunlara. Neden? Hava alması için bunun içinin gözenekli olması gerekiyor. Hı. Dolayısıyla biz bunu zaten hava alsın diye kalın çam kabukları koyuyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? O bütün hava boşluklarını bütün suyla, suyla dolduruyor. dolduruyorsunuz. Sonra bunun altına tabak koyuyorsunuz. Evet. Üstten dolduruyorsunuz. Altta biriktiriyorsunuz suyu. Kesinlikle yanlış. Orkideyi suladığınız zaman Hı -hı. altta tabakta en fazla yarım saat bekleteceksiniz ve o tabağı boşaltacaksınız. Peki suyu böyle üst kısımdan koymamızda bir sıkıntı var mı? Yok. Mi? İki Yok. şekilde sulayabilirsiniz. Hı. Genellikle üstten sulama daha doğru. Neden? Çünkü üstten şu yaprak göbeği var. Bakın şurası. Bu yaprağın göbeğine su dökmeme koşuluyla şu etrafından suyu gezdirebilirsiniz. Tamam. Ama bazen de mesela gübre vereceğiniz zaman üstten vermeyi tavsiye etmiyoruz. O zaman ne yapacaksınız? Bir tabağın içerisine su ya da gübreli su koyacaksınız. Tamam. İçerisinde yarım saat ile 45 dakika arasında bekleteceksiniz ki gübre yukarıya doğru çeksin. Hmm. Sürekli o şekilde sulama ve gübre vermeyi tavsiye etmiyoruz. Bu kez ne oluyor? Alttaki gübreler yukarıya doğru buharlaşıyor ya bitki sıcak ortamda. Buhar, su buharlaştığı için buraya geliyor bembeyaz yapıyor. Görmüşsünüzdür evet. evlerdeki şeylerde evet. evet. saksı toprağın üzerine beyazlıklar oluşuyor, tuzlar oluşuyor. O tuzları da gidermenin yolu üstten sulamak. Hı. Dolayısıyla biz bunu şöyle diyoruz. Orkide ya da diğer çiçekleri 3-4 defa yukarıdan sulayın, bir ya da iki kez alttan sulayın. Hı hı. Örneğin bugün alttan beklettiniz tabaklı suyu beklettiniz. Bir sonraki ve ondan sonraki 3 sulamada yukarıdan verin suyunuzu. Bu evet. şekilde. Üç yukarıdan bir aşağıdan. Bu şekilde akıllarına kalabilir bizim e, izleyicilerin. Hı hı. Peki orkideler satılırken böyle şeffaf e, koruyucularda, kaplarda evet. satılıyorlar. Bazen biz bunları evimize aldığımızda böyle güzel saksıları saksı yerleştirebiliyoruz, içiyoruz. evet. Bazen toprağıyla birlikte ki o çam şeyi, evet, dediniz, çam kabukları, onunla birlikte. Mesela biraz daha alıp yapmıştığımız var annemle. Evet. Mesela böyle bir saksı içerisine. Yani bazen de hiç bundan çıkarmadan ama yine bir saksı içerisine koyabiliyoruz. Evet. Ne kadar doğru Doğrusu bunlar? nedir, değil mi? Şimdi az önce söyledim bunlar doğada ağaçların üzerinde yetişiyor. Hı hı. Dolayısıyla ağaçta bunlar ağaçta böyle. Bakın kökler dışarıda böyle. Hı. Orkideler havai köklü bitkilerdir ve bunların kökleri oksijen yapar. Şey e, solun, fotosentez yapar. Hı hı. Yani ne kendi enerjisini kökleriyle üretiyor ışık alarak. Ama bakın şurada da çok net bir şekilde gösterelim izleyicilerimize. Bakın burada şeffaf saksı var. Hı hı. Burada renkli saksı var. Bu ışık alıyor. Hı hı. Bu ışık almıyor. Neden? Ya bunun bir sebebi olmalı. Mutlaka. Dolayısıyla bu bitkinin bu bitkide ışığı önlememiz gerekiyor. Diğer bitkilerde neden? Çünkü ışık kökler ışığa yönelir ve zarar görür. Oysa orkidenin tam tersi köklerini mutlaka fotosentez yapması için ışık alması gerekiyor. Hmm. Evet ben de bir akademisyen olarak yani 30 yıldır bu işe emek vermiş biri olarak ben de evde orkideleri dekoratif saksılara koyuyor muyum? Koyuyorum. Doğru mu yapıyoruz yanlış yapıyoruz ama doğrusu şu şunu yapıyorum ben. En azından 7 günün 2-3 gününü dekoratif saksılardan çıkartın hmm. yani o renkli güzel saksılarınızdan çıkartın. Hmm. 2 gün bitkinizin kökleri ışık alsın. Sonra kalan sürelerde misafir geldiğinde ya da herhangi birisi geleceği zaman evinizde birini alacağınız zaman daha güzel gözüksün diye o zaman dekoratif saksılara koyabilirsiniz hı hı. İşin doğrusu bu. Hı hı. Peki cam şeyde falan kullansak? cam hani daha sıcak tutar hı. cam biliyorsunuz ışık aldığı zaman cam ısınır. Hani evet. örneğin şöyle düşünün güneşli bir yerde arabanızı park ettiğiniz zaman arabanın içine girdiğiniz zaman ne oluyor içerisi? yanıyor. Evet. Dolayısıyla cam saksılara çok te şeyde orkidelerde tavsiye etmiyoruz. Hmm. Hani seramik saksılar var, cam saksılar var. Hmm. Cam saksıyı tavsiye etmiyoruz. Daha çok bu şekilde plastik e, mika saksıları tavsiye ediyoruz. Peki orada. o zaman biz de sizin yaptığınız gibi yapalım. Plastikten evet. çıkarmayalım ama ara ara o dekoratif içerisine evet. koyup çıkarıp Yani 7 günün, 2 günün en azından 2 günü 3 günü bu şekilde 2-3 günü de dekoratif saksılarda ışık geçirmeyen porselen saksılarda olabilir. Peki. Merak ettiğimiz bir konu daha var e, hanımlar olarak bitki besleyen izleyicilerimiz olarak. Toprak değişimi. Evet. Yani e, ne zaman yapılmalı, nasıl yapılmalı, ne şekilde yaparsak bitkiye zarar vermiş oluruz, evet. sorular çok yapmalı güzel, mıyız? Hanım, sorular güzel çünkü bunlara çok e, karşılaştığımız konular. Şimdi İktidar Hanım, bitkilerde yıl boyu saksı değişmez. Yıl boyu? Yıl boyu. Yani canım istedi ben saksı küçük geldi, canım istedi Temmuz'da, canım istedi Aralık'ta, canım istedi Şubat'ta saksı değişmez. Böyle bir şey yok. Ama değişiyor muyuz? Değişiyoruz. Yapıyoruz değişmemek lazım. Doğrusu nedir? Bütün bitkilerde genel olarak saksı değişim zamanı ilkbahardır. Neden ilkbahar biliyor musunuz? Bitkiler doğada ilkbaharda uyanır. Hı hı. Bu bitkiler de canlı bitkiler. Taklit edeceğiz biz. İlkbaharda bütün doğa uyanmaya başlıyor değil mi? Mart'tan itibaren havalar ısınmaya, cemre düşüyor. Sonra yavaş yavaş bitkilerin kökleri su almaya, yap, tomurcuklar sürmeye yapraklanıp arkasından yaz aylarında çiçek açıyorlar. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla bütün bitkiler için en uygun saksı değişim zamanı Nisan-Mayıs ayı. Nisan-Mayıs. Nisan-Mayıs ayı. Bulunduğunuz ile göre. Örneğin Antalya daha sıcak, bitki daha erken uyanır. Hı. Erzurum daha soğuk, daha geç uyanır. Hı hı. Antalya'da Mart gibi değişebilirsiniz, Erzurum'da Mayıs gibi değişebilirsiniz. Osman şöyle yapabiliriz ya, biraz önce söylediğiniz gibi doğaya bakalım. Ne evet. zaman çiçekleniyor, ne zaman böyle baharın... Çiçekleniyor diyor, baharım... uyanmaya başlıyor. Ha, uyanmak, Uya, çiçeklenmek çiçek park, değil. çünkü Çiçeklenme artık... Tam çiçeklenme bu ağaçların çiçeklenmesi falan geç bir dönem, geç biraz mi? daha geri. Tomurcukların... Bitkilerde tomurcuklar var ya o tomurcukların kabarmaya ve patlamaya başladığı dönem tamam. en uygun dönem. Dolayısıyla bu da genellikle bahar aylarıdır biliyorsunuz. Nisan aylarında hı hı. en uygun dönem bu. Ama ilk duralım. Eğer bitkinizde bir hastalık varsa, bitkiniz hastalıktan ölüyor. Kökleri çürüdü ya da zararlı bir böcek çok fazla zarar vermişse saksı değiştirebilirsiniz. O zaman onun zamanı olmaz. Hı. Neden? Çünkü o bitki zaten ölüyor. Evet. Onu kurtarmanız için örneğin saksı toprağınız hasta. Ya da saksı toprağınızda o kadar böcek var ki hı hı. ilaç verdiniz, onu verdiniz, bunu verdiniz, ne yaptınız öldüremediniz. Bitkiniz ölüyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Saksı toprağını değiştirebilirsiniz. Ama bunlar eksem durumlar. Hı. Anladım. Eğer bitkimizle ilgili özel bir durum söz konusu yoksa, değilse yoksa bahar ayı. Bahar ayını evet. bekliyoruz. Orkidelerde ve diğer bitkilerde bunu nasıl anlarsınız? Her yıl saksı değiştirilir mi? Değiştirilmez. Hı hı. Bitkiler bakın bu bitki burada 1-2 sene kalabilir. Kalata bitkimiz bu. 1-2 sene kalabilir burada. Bunu saksı değişiminin geldiğini nasıl anlarsınız? Bitkiniz su vermezsiniz, biraz kurutursunuz. Hı hı. Şu kenarları böyle ezersiniz. Ters çevirip kaldırdığınızda saksının dibinde ve kenarlarında kök yumağı olur. Kökler kök biraz sarmış artık olur. Artık sarmış olur. Çünkü hani şey gibi düşün. artık bana yetmiyor diyor. Beni buradan çıkarın diyor. Hı. O noktada siz saksıyı değiştirebilirsiniz. Orkidede de eğilmeyeceğim ama şuradan o dışarıdaki kökler var ya ya da şöyle eğileyim. Şu dışarıdaki kökler var ya bunların evet. sayısı çok artar. Orkide de saksı değişim zamanı nasıl anlarız? Şu eğer önemli bir hastalık zararlı yoksa o ekstremi devre dışı bırakıyoruz. Şu köklerin bunları havai kökleri diyoruz ve bunlar sakın kesinlikle kesilmemeli. Hmm. Bazı insanlar bana soruyor bu kökleri hocam böyle biraz çirkin gibi duruyor değil mi? Görüntüyü bozuyor gibi evet. duruyor. Onu ne yapıyor? Ee, sanki içeriden yanlışlıkla dışarıda çıktı diyebiliyor vatandaşlarımız. Hmm. Dolayısıyla yanılıyorlar. Bu kökleri kesinlikle bunlar ciğeri. İnsanın hmm. Akciğeri ciğeri bu, bitkinin de ciğeri yani bütün şey buradan geçiyor. Su, oksijen buradan geçiyor. Onun için bunları kesinlikle kesmeyeceğiz. Bunların sayısı çoğaldığında, çok fazla olduğunda o zaman saksı değiştirebilirsiniz. Hmm. Ama genel olarak 2 yıldan önce saksı değiştirmeyi tavsiye etmiyoruz. 2 yılda bir, 3 yılda bir değiştirirsiniz ve değiştirirken de bu saksının bir boy büyüğünü kullanırsınız. Aynı saksıya değişim olmaz. Hmm. Çünkü artık bu büyüyor, sığmıyor kabına. O zaman ne yapacaksınız? Bunu bir boy büyük, bunu da bir boy büyük saksıya e, dikeceksiniz. Alacağız. Evet. Hı hı. Peki, o değişimi yaparken, saksı değişimi ve benzeri nasıl yapmalıyız? Nasıl bir uygulama bu? Toprağı da şöyle... çoğaltıyoruz. Hı hı. Hani çiçeğe zarar vermeden saksıdan çıkarıp diğer saksıya almak. Evet. Ben şunu şöyle koyayım izninizle. Lütfen. İki farklı şekilde. Orkidenin farklı, diğer çiçeklerin farklı. Normalde diğer bitkilerimizde, yani bu siglamen çiçeğimiz, bu da kalate. Bu bitkilerde saksıyı nasıl değiştireceğiz? Öncelikle bir hafta 10 gün sulamayacağız. Tamam Neden? Çünkü sul olursa toprağa dağılır. Hmm. Toprağın dağılmaması için kuru olması gerekiyor. Dolayısıyla en az 7-10 gün sulamayacaksınız. Hmm. Kuru olacak. Sonra diğer saksımızı hazırlayacağız. Büyük saksımızı. Onun dip kısmına iri çakıl tanesi olabilir. Saksı kırıntılar olabilir. Suyun aşağıya sızması için. Hmm. Delikli bir saksı. Altına, altına. Evet, altına 3-4 santimetre çakıl parçaları ya da taş parçaları, küçük taş parçaları koyacağız ki su buradan e, torf ve kökler delikleri tıkamasın diye. Daha sonra kuruduktan sonra elinizin sağ ya da sol eli için açınıyorum. Şu parmak aramız var ya. Hı hı. Bitkimizi şu şekilde şeyimizin arasına pağmamızın arasına alıyoruz. Tamam. Şu an çevirmiyorum çünkü dökülür burada. Hı. Ters çeviriyoruz. Hı. Tamamen ters çevirdiğimizi düşün. Böyle parmaklarımızın arasına alıp üst alıp, kısımdan ters, ters çeviriyoruz ve ters çevrilmiş halde tutuyoruz. Şu an su da damlıyor. Hı hı. Ondan sonra Kuruduğu için o dağılmayacak. Kur, kuruduğu için kesinlikle dağılmayacak. Sonra şuralara hafif böyle darbe vuruyoruz saksının kenarlarına hmm. ve altından da şöyle vuruyoruz tık tık sesleri. Neden? Çünkü o köklerin oradan kopmasını sağlıyoruz. Hmm. Onu aldıktan sonra elimizin içerisine alıyoruz. Diğer bitkimizin hani taş koyduk ya taş çakı parçası. Onun altına da torfumuzu yerleştiriyoruz. Sonra bitkimizin bu şekilde eğer altında çok kök varsa hmm. öyle sarmaş dolaş kök varsa makasla temiz bir makasla da o kökleri kesiyoruz hmm. uçlarında. Neden? Zarar mı verir? Yok. Kök bitkinin daha iyi adapte olması için, daha hızlı büyümesi için o kesilen yerden daha hızlı e, hı. kök verir. Yani tamam. şöyle düşünün. Budama gibi bir şey o. Öyle kök mi? Kök budaması. Hı. Hani elimiz yara olduğunda ne oluyor? Çok hızlı bir kabuk bağlıyor. Hı hı. Burada da çok hızlı e, yara olan yerden yeni kök atıyor. Dolayısıyla onları mutlaka kesin. Alttan 1 santimetre, 2 santimetre kök uçlarının kesilmesi gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra yerleştiriyoruz bitkimizi. Etraflarında hava boşluğu olmayacak şekilde dolduruyoruz elimizle sıkıca bastırıyoruz ve bastırdıktan sonra da can suyunu veriyoruz. Hı hı. Orkide çok önemli. Ee, burada Değişim, değil mi? Sevgili izleyiciler, orkide saksısını değiştirirken az önce anlattığım gibi değiştirmeyeceksiniz. Bunda sadece orkidemizi aldık, çıkardık, çıplak kök olacak. Burada bakın toprak gelecek. Bütün toprak kuru olduğu için yanınızda olacak. Yani bitkiyle beraber olacak. Yani şunu kaldırdığınız zaman hepsi beraber gelir. Tamam. Orkide de öyle olmayacak. Niye? Çünkü bu Kaldırdığınız zaman o kabukların hepsi düşecek. Evet. Kökler bu hale gelecek. Hı hı. Orkidenizi alacaksınız. Toprak ona şey değil. Tutunmuyor. Tutunmuyor. Evet. evet. Sadece orada destek sağlıyor. Hı hı. Ee, burada ne yapacaksınız? Bitkinizi aldınız büyük saksıya. Bitkinizi kaldırdınız. Kökleri oraya yerleştirdiniz. Boşluklara bu çam kabukları yani yeni ortam alacaksınız ya. Hı hı. O çam kabukları etrafına koyacaksınız ama bastırmayacaksınız. Hı hı. Bakın burada nedir? Burada bastıracağız ki kök etrafında boşluk olmasın, kökler kurumasın diye, hava boşlukları olmasın diye bastırıyoruz. Ama orkide de kesinlikle bastırmayacağız. Yerleştiriyoruz, boşlukları çam kabuğuyla toprakla dolduruyoruz, sonra yine can suyunu veriyoruz. Hı hı. Bu şekilde yapıyoruz. Böylece tamam olmuş Böylece oluyor. Böylece tamamlanıyor. Peki, toprak seçimini de biraz konuşsak. Şimdi e, çok da bilgili değiliz biz hani gidiyoruz e, klasik toprak evet. deyip çiçek bit evde bitki besliyoruz deyip alıyoruz evet. ve o topraktan kullanıyoruz. Farkları var mı? Nasıl farklar var? Çok fark var. Aslında bizim insanlarımız hem, biliyor hem hem çok biliyor hem bilmiyor. Yanlış, yani doğru bildiğiniz çok fazla yanlışlar var. Şimdi iki farklı şey var. Bir ticari olarak satılan topraklar var. Nedir bunlar? Torf. Yani şu gördüklerimiz torf. Dünyada en yaygın kullanılan çiçek toprağı. Bunu hazır çiçekçilerden alabilirsiniz. Orkideler için çam kabuğu. Bunun dışında kum, kum kullanabilirsiniz. Onun dışında orkidelerde çam kabuğu, yani ağaç kabuğu kullanabilirsiniz. Ama şunu diyebilirsiniz İkru Hanım, benim param yok, köyde yaşıyorum, çiçekçiye gidip de toprak alıp para vermek istemiyorum derseniz o zaman çözümümüz var. Köylerde kestane ağaçları vardır biliyorsunuz. O kestane ağaçlarının altındaki toprak çiçeklerimiz için çok yararlı. O, toprak, o toprağı alır, bir de kum, bu derelerde akan kum var ya, mil diyoruz onlara, derelerde. <laughs> Dere kenarlarındaki o mili o kestane toprağıyla karıştırabilirsiniz. %50 kum, %50 ağacın altına aldığımız e, toprağa karıştırabilirsiniz. Hmm. Ya da şöyle de bir şey var. Hepimizin etrafında ağaç var. Ağaçlar bakın şu an tam yaprak değil mi? Sonbahar evet. yaprak döküyor. Hı hı. O yaprakları alıp biriktirebilirsiniz. Yaprakları. Hı hı. Yaprakları. Hı hı. Onları çürütebilirsiniz. Yaprak çürütüsü. Evet. Kompost diyoruz bunlara. Aha. Bu biraz zaman alır. Çünkü bunların çürümesi 12 ay yani 1 yılı buluyor. Hı hı. Hani benim zamanım var, evimin etrafında bahçe var, yerim de var derseniz bu yaprak çürüntülerini de kullanabilirsiniz. Bunlar kumla, torfla, o bahsettiğim orman altı topraklarıyla beraber de... Onları çürütüleceğiz ve topraklarımıza katacağız. İlave ]acağız. edeceğiz. %20-30 oranında ilave edeceğiz. Hı hı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani sünger taşı var, pomza diyoruz. Toprak olarak bunu torfla yarı yarıya karıştırabilirsiniz. hı. hı. Torfu %70 oranında, torf %30 oranında kum kullanabilirsiniz. Karışımlar yani hı hı. ister tek başına torf kullanın, ister tek başına kokopit dediğimiz hindistan cevizi lifi var. Hı. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunlar organik biliyorsunuz ya da bunları kumla %60-70 oranında torf ya da e, kokopit hindistan cevizi toprağı %30 oranında da kum kullanabilirsiniz. Böyle bir karışım da yapabilirsiniz. Hı hı. Peki. Bitkilerimizi yine güçlendirmek için bazen şöyle yöntemler e, duyabiliyoruz, yapabiliyoruz. <laughs> bilmiyorum ne diyeceksiniz Soruyu ama bir tereddüt de etmedim değil. Bazen aspirin koyuyoruz. Evet. Bazen mesela şöyle şeyler e, yapabiliyoruz. Mesela sebzeleri yıkadığınız suyu dökmeyip bitkilere onu e, koyun diyenler var. Çok farklı şeyler de var evet, canım, yapılan. Bu kadar güzel bir soru ki teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunlara kür diyoruz. Vatan, ben kür demiyorum <laughs> da. Maya kürü, sarımsak gibi evet, evet. kürü falan. Şimdi şöyle. Ya, o kadar yanlış yapıyoruz ki. Yani bir bilginin doğru kaynağı nedir? Dünya Doğru dünyada tek. Değil mi? Yani ben akademisyen olduğum için demiyorum. Yani en doğru, en güvenilir bilgiye ulaşmak gerekiyor. Hı, hı Hayatında evine bir kez çiçek alan insan çiçek tavsiyesinde bulunuyor. Böyle bir şey var mı? Ya biz boşuna mı okumuşuz bu yıl? Bu saçları boşuna mı artmışız bu yıla kadar? Yani değil mi? Bir doğru tektir. Doğru bana göre sana göre değişmez. Hı hı. Aspirin sorusunu ben size çok net söyleyeyim. Bakın sevgili izleyiciler. Aspirini Nasıl kullanırsınız biliyor musunuz? Evinize gül aldınız. Çiçek, kesme çiçek. Evet. Dalıyla hani tamam. vazoya koydunuz ya suyun. Şu vazo. Bunun içerisine çiçekleri koyuyoruz değil mi? Büyük. Evet. O zaman içerisine 1 litre suya bir tablet aspirin koyabilirsiniz. Hmm. Aspirini sadece Uzun burada. süre kullan. canlı kalması mı? Evet. Niye aspirin? Çabuk soğunması. Aspirin eskili maddesi salisilik asit suyun pH'sini düşürüyor. Hmm. İçtiğimiz suyun ve evdeki içtiğimiz çeşme sularının pH'si 7'nin üzerinde, 7-7,5'larda. Hazır aldığımız sularda da aynı. Hı hı. Bu çiçeklerin pH böyle 5,5'lara e, be, düşerse yani 7,5'lardan 5,5'lara düşerse dal çok güzel su çekiyor ve içinde böyle mikroplar var ya mikroorganizma hı. diyoruz. Onların gelişimi yavaş oluyor. Onun için aspirinin kullanıldığı tek yer canlı çiçeklerde vazodaki canlı çiçeklerin ömrünü uzatmak. Onun için 1 litre suya 1 tablet aspirin atmak. Ama şimdi o kadar paylaşım var ki o kadar paylaşım var ki aspirini sıkıyorsun kökler çelik kökleniyor. Aspirini sık böyle bir şey. Evet. Hasafiso. Yok. Affedersiniz. Ya böyle bir şey yok sevgili izleyiciler. Yani önüne gelen paylaşıyor böyle bir doğru yok. Aspirinin faydası bu. Onun dışında muz kabuğunu kullanabilirsiniz. Bakın. Muz kabuğunu nasıl kullanırsınız? Muz kabuğu fosfor, potasyum maddesi açısından zengin. Benim YouTube kanalımda muz kabuğunu nasıl Muz kabuğunu, kabuğunu, şey nasıl muz kabuğunu muz kabuğu. iki şekilde kullanabilirsiniz. Bir Soydunuz. Aha. Suya koydunuz. Kavanozun koydunuz, kapağını kapatın, bir iki gün bekletin, muz suyuyla sulayın bitkilerinizi. Aa, güzel. İki mus çayı. Mus çayı. Evet. Mus çayı benim YouTube kanalımda var, çok detaylı, burada anlatmak uzun olur ama onu nasıl yapıyoruz? Aynı çay gibi, içtiğimiz çay gibi. Mus kabuğunu alıyorsunuz, ister yazın güneşte pencerenin önünde kurutun ya da herkesin evinde fırın var. Hı hı. Fırına 100 derecede, 105 derecede koyun, kabuklar bildiğiniz kuru hale gelsin. Sonra blender de var. Hı hı. Blender alıyorsunuz, Muz kabuklarını o blender parçaladıktan sonra blender'e attığınız zaman paramparça oluyor. Aynı çay gibi oluyor. Hı hı. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bir litre suya o çaydan bir yemek kaşığı atıyorsunuz. Aynı demleniyor. Hı. Soğutuyorsunuz evet. ve bitkilerinize İki çay mi? olarak veriyorsunuz. Ne var içerisinde? Fosfor, potasyum ve magnezyum elementleri var. Sarımsak çok kullanılıyor. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Belki soracaksınız. Ben önceden daha önce yaptım. Hocam sonuna yaklaştık. İzleyicimizin de bir sorusu var. Onu da söyleyeceğim ama hemen hızlıca sarımsağı da söyleyin. Sarımsak, aloe vera bunlar kullanılabilir. Bunların evet. içerisinde karbonhidratlar var, enzimler var, vitaminler var. nasıl kullanacağız sonra. Sarımsağı 1 litre suya 3-4 diş atıp bekletip 2 gün. Hı hı. Ondan sonra onun suyuyla sulayabilirsiniz. Peki. Evet. Ama son, çok son affedersiniz şunu benim. ilave edeceğim. Tamam. Ama bunlar temel olarak bitkilerin gübre ihtiyacını karşılamazlar. Bunlar sadece yardımcı olurlar. Tamam. Şimdi izleyicimiz sormuş. Bizi severek izliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Orkideler hakkında soruyor. Ben aslında bu soruya gelecektim ama süremiz bitti. Hocam hızlıca cevap rica edeceğim. Ee, ne yapsam bir türlü orkidelerim kuruyor. Çiçek açmıyorlar çiçek besinleri kullanmak doğru mudur demiş. Orkidenin çiçek açması için hocam bize hızlıca böyle hap evet, gibi. Hemen hap gibi bilgiler. Lütfen. Orkide neden çiçek açmaz? Orkideler dinlenme doğada dinlenmeye girer. Çiçek <laughs> açma. Çiçek açması için orkidenin 18-20 derecede en az 8 hafta beklemesi gerekiyor. 8. Onun için evinizde yazın orkideye çiçek açtıramazsınız. aştırmanız Açtırmanız için serin bir yerde, sıcaklığın 20 derecenin altına düştüğü bir yerde 8 hafta bekletmeniz gerekiyor. Besin vermek çiçek açtırır mı? Açtırmaz. Besin destekler çiçek açtırmaz. Daha kaliteli çiçek açmasını sağlar. Onun için ne yapacaksınız? Daha serin bir yerde 8 hafta da bekleteceksiniz. Orkidelere çiçekliyken ayda bir besin verebilirsiniz. Orkidelerde çiçeğiniz yoksa sadece yapraklı ise 15 günde bir besin verebilirsiniz. Hı hı. Besin verilebilir evet. diyorsunuz. Ama çiçek açtırmanın sırrı düşük sıcaklık yani bitkiyi 20 derecenin altında 18 derecelerde 8 hafta bekletmek. Peki. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Geceleri dışarıya balkona çıkartabiliriz, gündüzleri içeriye alarak bu şekilde hı hı. yapabiliriz. Bu, bu da güzel bir bilgi evet. oldu. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Soner Kazaz bizimleydi. Ağzınıza sağlık çok güzel çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler kapatmadan önce hemen bir gidelim muhtelif işler köşemizi görelim. Efendim sohbetimiz sonrası yine muhtelif işler köşemizdeyiz. Neler yaptık? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tekrarım tekrar. Şimdi bu iğneleri koymamdaki maksat <laughs> e, göz ayarını ayarlamak ve ipliklerimizi nereden geçireceğimizi görmek adına bir kolaylık. Tamam. Önce kabağımı dörde bölüyorum. Ondan sonra da yine tekrar aynı geçtiğim noktadan uzun bir iğneyle bu sefer bu şekilde karşı tarafa geçiyorum. Hı <laughs> Ve geçtikten sonra şu sıkılamayı yapıyoruz. Hmm. Ve iki kat bir iple. Tamam. Biraz daha akrilik tarzı. Anladım. merserize tarzı bir iple yaparsak o zaman daha sağlam sıkma olmuş oluyor. Evet şu an evet, dilimlerimizin, şu an ortaya, çıkması dilimlerimizin ortaya çıkması için sıkma yapıyoruz. Ve evet. şimdi tekrar yine buradan gene aynı noktadan giriyorum. Ve tekrar yine alt noktadan çıkıyorum. Sıkı bir şekilde çekip. Tekrar yine baskılı bir şekilde dikerekten. Hı, Tekrar, aynı yere iki kere mi yapıyoruz? Evet Peki aynı mi? noktadan. Aynı noktadan atışlarımızı yapıyoruz ama dilimlerimizi... Bir kere mi yapıyoruz dilimimizi? Evet bir, birer defa. Tamam. Tekrar yine çekiyoruz. İlk duranım bakın yine iğnemin olduğu nokta bana bir göz hı. ayarı Aynen. veriyor. Tekrar yine bundan da geçireceğiz. Yine aynı noktadan giriyorum ve farklı bir noktadan yani merkezden hı hı. çıkıyoruz. Tekrar yine çekiyorum. Evet şuradan şimdiki sıram şurası ve çektikten sonra yine İknur Hanımcığım artık iğnelerimizi alabiliriz. Hı hı. Bu aşamaları yaptıktan sonra evet sıkıca burayı da çekiyoruz ve son bir tane daha dilimimiz kaldı. Yine bu şekilde geçirerekten hı hı. tekrar yine tepedeki merkez noktamızdan girip gene aşağıdaki noktamızdan çıkıyoruz. Evet. Bismillah. Böylece kabağımız... Netleşmiş Böylece kabamız netleşmiş oldu. Hı hı. Evet. Orada biraz el yapa takılıyorlar. Evet. Sıkıca çekelim. Oynatarak da. Evet. Tekrar iğnelerimizi alıyoruz artık bu noktada ve sıkıca kapatma işlemimizi yapıyoruz. Tek dikkat Peki. edeceğimiz nokta Tamam oldu. Nokta Şimdi. Bu şekilde. Hı. Tamam. Ve bunu sıkıca buradan kapattıktan sonra hemen yaprağımıza tamam. geçelim. Hemen hızlıca anlatalım. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Evet hızlıca anlatalım. Evet, Daha önceki programlarımızda da anlattığım gibi sihirli halkayla merkezden başlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 6 olur, 7 olur, 5 olur. Buna hiç takılmıyoruz. Tamamen çıkan kabağımızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bunu simetrik olarak kendi gözümüzle ayarlıyoruz. Tamam. Ondan sonra bir tek bir çift yapıyoruz. ilk duralım. Bir sıra boş gidiyoruz. Hı -hı. Oraya bir e, açı vermesi için. Sonra tekrar bir çift iki tek gidiyoruz. Ve bittikten sonra hemen buraya böyle bir 15 tane zincir çekip bir tek bir çift bir tek bir çift batıyoruz. Bunun bat batmaktaki sebebimiz bunları böyle kıvrık bir tek bir çift yapınca o böyle kıvrılıyor. Evet, bu şekilde kıvrılıyor. Tamam. Ondan sonra 5 tane sık iğneyle aşağıya iniyorum. Tekrar aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bunu uzunlu tamam. kısalı yapabilir. 15 çekeriz 20. Yani tamam, doğadaki gibi. Ondan sonra geliyoruz yaprağımıza. Yaprağımızı da yaparken yine buradan zincirimizi çekiyoruz. Burada yine 3 ee, zincirle geri dönüş yapıp sık iğne ama burada dikkat edeceğimiz nokta çıktığımız merkeze giriyoruz tekrar Hı. yine merkeze dönüp dönüp tekrar yaprağımızda bitirdikten sonra şu şekilde üzerine çırpma tekniğiyle dikiyoruz y aş bu şekilde Peki Elif Hanımcığım. Onu da üzerine ekliyoruz ve tamamlanmış evet, oluyor. Evet. Dikişini gösterebilirim hemen. Dikişini göstermeyelim. Tamam. Vaktimiz de oldu? <laughs> tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da Elleriniz çırpma da. tekniğiyle alttan gizli bir dikişle dikiyoruz tek kat. Böylece de tamamlanmış evet. oluyor. Tamam. Birkaç tamam. dikiş göstermiştik zaten. Evet. Aynen o tarzda yapıyoruz yani onu da. Çırpma tekniği gibi verevine yani verev verev tamam. dikiyoruz. O iplikler orada görünmeyecek. Peki Elif orada Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Elinize ediyorum. Sevgiyle örüyoruz. Sağ olun. Değer veriyoruz, değer görüyoruz. Sevgiyle her şeyi yaşıyoruz inşallah. Evet efendim bir program programımızın daha böylece sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu ekranda sizlerle olacağız. İlk konumuz besmele olacak. İkinci konumuz ise öğrenme yöntemleri olacak efendim. Biz yarın burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.